Merhaba arkadaşlar, ben Saraç Kütüphanesi'nden Şükrü Can. Bu hafta Okyanus Yayınları'nın Classmate matematik denemesini beraber çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Silinecek şekilde derin kazılar yapma işlemine sondajlama diyorlar. Soruda yanda bir bölgedeki iki farklı noktada yapılan sondajlama çalışması görünümü her 24 saniyede 50 santimetre iniyor. Diğeri de her 30 saniyede 40 santimetre iniyor. Makinenin üzerindeki ışıklar 20. kez aynı anda yandığında yanma işlemi var. O zaman bizim burada düşüneceğimiz şey ne olacaktır ilk etapta? 24 ile 30'un ek okunu almak. Ek ok 24'e 30'u hesapladığımız zaman ne olacaktır? 120 olacaktır. Demek ki 120 saniyede bir beraber aynı anda yanıyorlar. Bize neyi soruyor daha sonra? Makinelerin üzerindeki ışıklar 20. kez. 20. kez olsun. Ne olacaktır? Demek ki 2400 saniye geçiyormuş. Bize neyi soruyor? Yanıp söndüğünde soldaki makine sağdaki makineden, o zaman önce solu sonra da sağ şurada hesaplayacağız. Sol ne olacak? 24 saniyede 50 santimetre derine iniyor. O zaman 2400'ü 24'e böldüğümüzde 100 defa yapmış oluyor. Bunu da 50 ile çarptığımızda ne olacaktır? 5000 santimetre olacaktır. Sağa baktığımızda ne olacakmış? Her 30 saniyede 40 santimetre derinleniyormuş. O zaman 2400'ü 30'a böldüğümüzde ne olacaktır? 80 defa yapmış olacak bu işlemi. 40 ile çarptığımızda dikkat edersek 3200 santimetre. Bu durumda bize neyi soruyor? Metreyi soruyor. Burayı metreye çevirdiğimizde 50 metre, 2 sıfır gitti. 2 sıfır giderse burası da 32 metre olur. 50'den 32'yi çıkarırsak 18 metre daha fazla derine inmiştir diyor. Bu sorudaki önceliğimiz saniye olarak ışıkların yandığını söylüyor. Derinlik olarak değil, yani santimetre olarak değil. Saniye olarak bu durumda 24 ile 30'un ek okunu aldık. Daha sonra 20. kez dediği için 120'yi 20 ile çarptık. Demek ki burada bize geçen süreyi belirtmiş oluyor. Sol taraf ne olacaktır? 24 saniyede bir yandığına göre 100 defa yapmış bu işlemi. Sağda da 30 saniyede bir yaptığına göre 2400'den böldüğümüzde 80 defa alıyor. Her gidişi soldakinin 50 çarptığımızda 5000 santimetre. Her gidişi 40 santimetre, 3200 santimetre. Sonra da bir detay daha metre cinsinden diyor. 5000 santimetre 100'e böldüğümüzde, ki sorunun sonunda detay olarak da vermiş, 100'e böldüğümüzde 50 metre, 3200'ü 100'e böldüğümüzde 32 metredir. Bu durumda ne olacaktır arkadaşlar? 50'den 32'ye çıkardığımızda 18 olacaktır. İkinci soru. Bir kenar 2 üzeri A olan karenin çevresi 4 çarpı 2 üzeri A. Alanında 2 üzeri A çarpı 2 üzeri A'dan üstler toplandığından bu şekilde direkt olarak vermiş. Kare şeklindeki resimde özdeş leke şeklinde motifler kullanılmıştır. Kullanılan lekelerin renklerine göre sayıları resmin yanındaki tablodaki gibidir. Bir lekenin alanı 16 milimetre kare. 16 nedir? 2 üzeri 4'tür. O zaman ben burayı 2 üzeri 4 ile çarptığımda pembeler ne kadar alan kaplıyor? 2 üzeri 12 kadar. Ya da şurayı topladığımızda ne olacaktır? 2 üzeri 15. 4 üzeri 5. 4 2'nin karesidir. Burası 2 üzeri 10 oldu. Bunu da 2 üzeri 4 ile çarptığımızda nedir? 2 üzeri 14. 8'e baktığımızda 2 üzeri 9 olacaktır. 8 2'nin küpü olduğundan çarpı 2 üzeri 4'ten 2 üzeri 13. 16 2'nin 4. kuvvetidir. Yani 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 4'ten 2 üzeri 12 olacaktır. Benim lekelerin toplam alanı şunların hepsi olmayacak mı?
Bunların hepsi olacak. Tabii ki tek tek hesaplayıp toplamayacağız. Ama bir şekilde de pratiği görmemiz gerekiyor. Bu sorudaki en güzel pratik arkadaşlar, şimdi ifadeyi çok güzel sırayla yazacağım bakın. 2 üzeri 12. Ben buraya büyüklük sırasına göre yazacağım. Küçükten büyüğe doğru. Daha sonra yine 2 üzeri 12 var. Daha sonra 2 üzeri 13. 2 üzeri 14, 2 üzeri 15'imiz var. Ben bunları toplayacağım. Dikkat ederseniz kırmızıyla belirtelim. Burada ne var? 2 tane 2 üzeri 12 var. Yani otomatikman ne olacaktır? 2 üzeri 13 olacaktır. O zaman 2 tane 2 üzeri 13 toplarsam ne olacaktır? 2 üzeri 14. 2 tane 2 üzeri 14'ü toplarsam 2 üzeri 15. 2 tane 2 üzeri 15'i toplarsam demek ki bizim lekelerin kapladığı alan ne olacaktır? 2 üzeri 16'dır. Ve sorunun devamına gelelim. Lekelerin toplam alanı resmin alanının %25 olduğuna göre. %25 olduğuna göre. Şimdi dikkat edersek %25, 25 bölü 100'dür. 25 ile sadeleştirirsek ne olacakmış? Demek ki 1 bölü 4'üymüş. Benim bunu ne yapmam lazım? 4'te çarpmam lazım. Ne elde edeceğim ben burada? Çerçevenin alanını elde edeceğim. 4 ile çarpmak demek nedir? 2'nin karesiyle çarpmak demektir. 2 üzeri 18 olacak. Çerçevenin bir kenarı neymiş? 2 üzeri a. Alan neydi? 2 üzeri 2a'dır. 2a eşittir 18. A'mız ne olacaktır? 9 olacaktır. Resmin çevresi kaç milimetredir? Çevreyi de vermiş zaten bana. 4 çarpı 2 üzeri a'dır. 4 çarpı 2 üzeri 9. 4 dediğimiz 2'nin karesi. Çarpı 2 üzeri 9'dan ne olacaktır? 2 üzeri 11 olsun. Soru güzel bir soru. İfadeyi takip edeceğiz dikkatli bir şekilde. Leke sayısını vermiş. Her bir lekenin alanı 2 üzeri 10, 2 üzeri 4, 16'yı 2 üzeri 4 olarak düşündük. Bakın her bir lekenin kapladığı alanı bulduk. Bunların toplamını istiyor bizden bir şekilde. Ben bunları sırayla yazmaya uygun gördüm. Daha rahat işlem görebilmek adına 2 tane 2 üzeri 12'yi toplarsam 2 çarpı 2 üzeri 12'den bakın üstlerini topladığımda 2 üzeri 13'tür. O zaman ben bu mantığı geliştirebilirim. 2 üzeri 13 ile 2 üzeri 13'ü topladım 2 üzeri 14. 2 üzeri 14 ile 14'ü topladım. 2 üzeri 15. 2 üzeri 15 ile 2 üzeri 15 toplarsam ne olacaktır? 2 üzeri 16 olsun. Bu durumda alanın %25'i diyor. %25 demek 1 bölü 4'üymüş. 4 ile çarpacağım çerçevenin alanını bulabilmek için. 2 üzeri 18. Bana soruda aslında bir nevi ifadeyi nasıl düşünmem gerektiğini çerçevenin bir kenarının 2 üzeri a olduğunu söylüyor. A'yı bu durumda 9 bulacağım. Çevrede 4 çarpı 2 üzeri a'dan 4 2'nin karesidir. Bu durumda 2 üzeri 11 olsun. Üçüncü soruya bakalım. Üzerinde tam sayıların yazılı olduğu aşağıda 9 kalp belirli kurallara göre kalplerin altında verilen kutuya konulacaktır diyor kutulara. Ben hemen soruyu okumadan önce şunları üstü şekilde yazayım. Ne olacaktır? 5'in küpü. Eksi 2'nin 7. kuvveti. 3'ün küpü. Eksi 3'ün karesidir. Eksi sadece başında. 2 üzeri 5. 625 ne olacaktır? 5'in 4. kuvveti. 512 ne olacaktır? 2'nin 9. kuvveti. Eksi 16. 2'nin 4. kuvveti başında eksi. Eksi 243 de eksi 3'ün 5. kuvveti olacaktır. Bana diyor ki 2'nin doğal sayı kuvveti şeklinde yazılabilenler maviye gelsin diyor. 2'nin doğal sayı olarak yazılabilenler neler var? Baktığımız zaman 32 ve 512 var. 32, 512'miz var. 3'ün doğal sayı kuvveti olabilenler. 3'ünkilerde ne var? 27 var. Başka bir şey var mı? Yok.
Beşin doğal sayı kuvveti şeklinde yazılabilen sayıların olduğu kartlar pembe. Beşinkiler nelerdir? 125, 600, 25. Başka bir ifade yok. Yeşil ne diyor? Eksi 2'nin doğal sayı kuvvetleri. Bakın eksi 128 var. Eksi 2'nin 7. kuvveti olduğu için. Başka eksinin bir kuvvetini yazamadık. Buraya baktığımızda ne diyor bize? Eksi 3'ün doğal sayı kuvveti olarak yazdıklarımız nelerdir? Eksi 3'ün doğal sayı kuvveti olarak tek 243'ü yazdık. Demek ki hangilerini kutuya almadık? Hangilerini kutuya almadık? Şöyle baktığımız zaman 32 var. 512 var. 27 var. 125, 625 var. Eksi 128 var. Ve eksi 243 var. Mavi ve pembe kutularda eşit sayıda kart vardır. Mavi ve pembede ikişer tane var. Doğrudur. Sarı ve yeşil kutularda birer tane var. Doğrudur. Kırmızı ve pembe kutularda birinde iki tane, bir diğerinde bir tane olduğunda farklı sayıda vardır. Kutulara konulmayan kart sayısı 2'dir. 3 değildir. Dikkat edeceğiz ifadelerimize. Burada tane tane yerleştiriyoruz. Dikkat edeceğimiz eksi 9 sakın eksi 3'ün karesi demeyin. Eksi 3'ün karesi ne olacaktır? Artı 9 olacaktır. Şu ifadeye dikkat edin ya da eksi 2'nin 4. kuvveti olarak düşünmeyeceğim. Burada da ne olacaktır? Artı 16 olacaktır. Doğru bir şekilde yerleştirdikten sonra şıkları okuduğumuzda hangisi yanlıştır diyor. Kutulara konulmayan kart sayısı 3'tür diyor. Halbuki bizim bulduğumuza göre 2 olmalıdır. Bu soruya bakalım. Elektron tabancası, elektron hareketlerini inceleyen iki farklı kuantum deneyi gösteriyor. Dikkat ederseniz 2 saat sürüyor. Yani 120 dakika. Şuraya da bakarsanız 2 saatten 35 dakika fazla sürüyor. Şimdi sorunu okuduğumuzda birinci deney ortamında ve ikinci deney ortamında eşit süre aralıklarla ve aynı anda olacak biçimde elektronlar atılmaya başlanıyor. 16'da, diğeri de aynı aralıklarla devam ediyor. O zaman senin buradaki iki sayın ne olacaktır? 120'ye 35 sayıları benim için önemli olacaktır. Bunların nesini alacağım? Ortak aralıklarla dediği için EBOB'unu düşüneceğim. EBOB'u zaten nedir? 5 olmalıdır. EBOB'umuz 5 olacak. O zaman ilk atın 14'te. 120'yi 5'e böldüğümüzde nedir? 24. Ama lütfen dikkat edin. İlk elektron atıyor, son elektron atıyor. Burada 24 defa değil. 24 aralık var. 24 tane 5 dakika olduğu için sen burada kaç tane atım yapıyorsun? 25 tane atım yapıyorsun. Şuraya baktığımızda toplamda 155 dakika olacaktır. 155'i de 5'e böldüğümüzde 155'i 5'e böldüğümüzde ne olacaktır? 31 defa aslında yapıyorsun. Bakın ilk elektron atımı var, son elektron atımı var. O zaman burada da ne olacaktır? 32 defa elektron atımı gerçekleştirmiş olacaktır. Topladığımızda 57 olsun. Sorumuzu dikkatli yapacağız. 24, işte burayı da 155'i 5'e böldüğümüzde 31 topladığımızda 55 de şıklar da var. Ama burada nedir? 24 tane 5 dakikalık aralıklar var. 5 dakikada bir atıyorsak bir başlangıcımız var, bir sonumuz var. Bizim buradaki şu aralıkların sayısı 24 adet. O zaman bize şu yapılan atımları sorduğu için 25 adet demek durumundayız. Burada tabii biri 2 saatte bitiriyor. Biri de 2 saat artı 35 dakika geçiyor. O zaman bizim eşit aralıkları görebilmemiz için bize ne lazım arkadaşlar? Fazlalık olan süre 35. Bunların ben EBOB'unu düşüneceğim. 5. Tabii böldükten sonra lütfen artı 1'e dikkat edeceğiz. Böldükten sonra artı 1'e dikkat edeceğiz. Neden? 24 tane aralık var. Ama atım dediği için bir fazlasını aldık. Başta ve sonda ilk elektron atımı, son elektron atımı dediği için o artı 1'leri unutmayacağız. 25, 32 daha.
57 olacaktır. Beşinci soruyu inceleyelim. Uzatma kabloları gösteriliyor. Direk ile apartman arasında bulunan herhangi bir kablonun desimetre türünden uzunluğu hemen yanındaki parçanın desimetre türünden uzunluğu ile aralarında asaldır. Sen şuna baktığında ne olacaktır? 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. 91 ne olacaktır? 7 üzeri 1 çarpı 13 üzeri 1. Neden ayırıyorum? Ben daha rahat görebilmek adına. Şıklarda da A, B, C, D kablolarının sırasıyla demiş. Yani ilk düşüneceğimiz ne? Şöyle baktığımız zaman hani sadece şıklarının kabloları göstermiş olalım. Hemen farklı bir kaleme geçeyim. Dikkat ederseniz A sayısının içinde 7 olabilir mi? Bakın 77'den dolayı nedir? Yanında 7 olduğu için A şıkkını eleyebiliriz. Dikkat ederseniz 2, 3, 5, 7 ve 13 çarpanları olmayacak. Ben soruda ne yapacağım? Bunlara dikkat edeceğim. Ya da B'ye baktığımızda 7 ya da 13'ü içermeyecek. Baktığımızda 7 ya da 13'ü içermeyecek şekilde bakalım. B'de ne var? Şurada baktığınız zaman 130 var. 13'ü içerdiğinden bakın B şıkkı da gidecek. Şurada böyle değerlendirecek olursak. Daha sonra baktığımızda bizden iki şey şık vermiş. 111 neden almayacak? Onu da söyleyelim. Şuraya 111 yazarsam 111 3 çarpı 37'dir. C'ye de 37'yi yaz diyor. Bu ikisi aralarında asal olacak mıdır? Hayır. Bu durumda ne olacaktır? En uygun seçenek C şıkkı olacaktır. Güzel bir soru. Aralarında asal demiş. Benim burada dikkat etmem gereken şıkların üzerinden gitmek. Şıklardan gitmeden önce 120 ve 91 sayılarının asal çarpanlarına ayrılmış şeklinde yazdık. 2, 3, 5, 7 ve 13 sayıları var. Asal çarpanları A şıkkı A'nın 77 olamayacağından. B şıkkına bakarsak buna 130'u 130 yazarsam 13 çarpanın içinde olduğundan eledik. D şıkkını denildiğimizde de 111 nedir? 3 çarpı 37'dir. Yan yana iki sayı aralarında asal olacaktır. 111 ile 37 aralarında asal olmayacağından C şıkkını işaretleyeceğiz. Güzel bir soru. A eksi B sonucu hesaplanacaktır. A ve B doğal sayılarıyla ilgili bilinenler aşağıdaki gibidir. Her iki sayının da birbirinden farklı asal sayıların iki tanedir. Her iki sayı aralarında asaldır. İki sayının toplamı 76'ymış. Özür dilerim. Dikkatli yazalım. A artı B 76'ymış. A eksi B en çok kaçtır diyor. İki sayının toplamı çiftse farkları da ne olmak zorundadır? Yani şunu not olarak söyleyelim. Bazen sorularda çok güzel pratiğiniz de olur. İki sayının toplamı çift ise, çift sayı ise farkları da otomatikman nedir? Farkları da çift sayıdır. Sen bu durumda ne yaptın? 33 ve 35 seçeneklerini çok rahat bir şekilde eleyebilirsin. A eksi B'nin sonucu en çok kaçtır diyor. Sen buraya 34 dersen taraf tarafa topladım. Önce B şıkkını deneyelim. Ne olacaktır? 2A eşittir 110. Bölersem 2'ye 55. B de bu durumda ne olacaktır? 76 olabilmesi için 21. Daha sonra A artı B 76. Bir de D şıkkını deneyelim. A eksi B de 36. Taraf tarafa topladığımızda ne olacaktır? 2A 112. 2'ye böldüğümüzde 56. B'yi de yerine yazdığımızda neyi çıkarırsak 56'dan 36 kalacaktır. 20. Dikkat edersek aralarında asal mı? Değil. Aralarında asal değil. Ama bu ikisi nedir? 55 ve 21. Bu nedir? 5 çarpı 11. Bu da 3 çarpı 7 olduğundan aralarında asal olacaktır. Sonucumuz nedir? A eksi B en çok verilen şartlarda 34 oluşulur. Ben dikkat edeceğim arkadaşlar. Tabii şu notu bilirsek
çok daha rahat bir sorunun çözümünü elde etmiş olacağız. İki sayının toplamı çiftse bu iki sayının farkı da ne olacaktır? Bu iki sayının farkı da çift sayıdır. Sen burada buna dikkat ediyorsan a eksi b o zaman ya 34 ya da 36 olacaktır. Her iki durumu da tek tek yaptık. Taraf tarafa toplarsak b'ler gitti. A 55. 55'i herhangi bir yerde yerine yazarsak b'yi buluruz. Burada da 36 deyip topladık. A'yı 56 bulduk. A'yı herhangi bir yerde yerine yazarsak b'yi de bulduk. 56 ile 20 sayılar aralığında asal değildir. Ama 55 ve 21 sayıları da aralarında asaldır. Güzel bir sorun. Biraz da bir tık da farklı düşünmemizi istiyor. Yarıçapı R olan bir bilgiyle başlamış. Çemberin çevresi 2 pi R'dir. İnce elektronların atom çekirdeği etrafında dönüşleri sırasında yaptıkları kuantum suçlamalarını göstermek için aşağıdaki modeli oluşturuyor. İçin 40'mış, dışında yarıçapı 60'mış. İç yörünge üzerindeki noktalardan A noktasının uzaklığı milimetre cinsinden 2'nin doğal sayı kuvveti. O zaman A noktasını bir değerlendirelim. Burası 40'mış. A noktası buraymış. O zaman çevresi ne olacaktır bunun? Hemen bir yazalım. 2 çarpı. Bize sorunun sonunda neyi söylüyor? Pi'yi 3 almamız gerektiğini söylüyor. 3 çarpı 40'tan. 240'a kadar olan 2'nin kuvvetlerini düşünelim. 2 üzeri 0. Doğal sayı dediği için doğal sayılar nedir? 0'dan başlar. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6, 2 üzeri 7, 128'de vuracağız. Daha sonra bir de B'yi düşünelim. Bir tık büyük çizelim. B'yi yazdık. Bunun yarıçapı kaçmış? 60. O zaman buna göre dış yörüngenin çevresi ne olacaktır? 2 çarpı 3 çarpı 60'tan 360. Dış yörünge de ne istiyor bizden? 3'ün doğal sayı kuvvetlerini 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 360'a kadar olanları düşüneceğiz. 3 üzeri 3, 3 üzeri 4 ve 3 üzeri 5. Saydığımızda burada kaç tane var? 8 adet. Saydığımızda burada kaç tane var? 6 adet. Topladığımızda 14. Ama 14 şıklarda yok. Burada düşünce tarzımız ne? Ya buradan 2'nin kuvvetleri şeklinde uzak olabilir ya da buradan 2'nin kuvvetleri şeklinde uzak olabilir. Ya da B'yi bu taraftan aldığımızda bu taraftan 3'ün kuvvetleri şeklinde olabilir. Ya da kırmızıyı bu taraftan çektiğimizde bu uzunluklar olabilir. 360 3'ün kuvveti değil. Ya da 240 2'nin kuvveti olmadığından bakın 2 ile çarptığımızda demek ki burada kaç nokta var? 16 adet var. Burayı da 2 ile çarptığımızda ne olacaktır? 12 adet elektron var. Zaten birbirine denk gelmeyecek hiçbir şekilde. 12 ile 16'yı topladığımızda 28 olacaktır. Soruda bakış açısına dikkat edeceğiz. Bizim burada dikkat edeceğimiz şey sadece tek bir yönde toplanmıyor. A'yı bu şekilde aldığımızda çembere dikkat ettiğimizde ya bu şekilde gidebilirim ya da bu şekilde gidebileceğimi söylüyor. Çemberin şu özelliğinden dolayı ben 2'nin 7. kuvvetine kadar yazdım. 0'dan başlayıp 8 adet dedim ama sadece bir yön hesaplamış olurum. Bu durumda 16. Aynı şekilde 3 üzeri 5 0'dan geldim. 6 adet dedim ama sadece yine bir yönde 12 dedim. Topladığımda da 28 yapacaktır. Aşağıdaki görselde verilen yeşil ve mavi renkli sakız makinelerinden 6 santimetre ve 10 santimetre uzunluğunda sakızlar satın alınabilmektedir. Yeşilin tanesi 4 TL, mavideki de 7 TL'ymiş. Sakızların toplam uzunluğu birbirine eşit ve santimetre cinsinden 500'den büyük bir tam sayı diyor ve en azı istiyor. O zaman ben hemen ek oku alacağım. Neylerin ek okunu? Bana uzunluklardan git diyor. 6 ile 10'un ek okunu aldığımızda ne olacaktır? 30. Bana 30'un katına git diyor. 30'un katı da neyden büyük olacak? 500. Bu durumda en uygun sayımız ne olur? 510 olacaktır 30'un
katı olarak 500'den büyük seçeceğiz. Yanlışlıkla 480 seçenler olabilir. Biz de 500'den büyük diyor. Lütfen ifadeye dikkat edeceğim. 510'sa o zaman şuna bakalım. 510'u 6'ya böldüğümüzde ne olacaktır? 85 adet alınmış olacaktır. Şuraya baktığımızda 510 santimetreyi 10'a böldüğümüzde 51 adet alacakmış. Toplam kazancı soruyor. Yeşiller 4 TL'ymiş. Çarptığımızda 340 TL bundan para geçecek elimize. Maviler de 7 TL'ymiş. 7 ile çarptığımızda da 357 TL elimize geçecekmiş. Bana bunların toplamını soruyor. 340 ile 357'yi topladığımızda 697 yapsın. Soru güzel bir soru. Basit yaklaşacağız. Uzunluklarının toplam uzunluğu birbirine eşit ve santimetreden 500'den büyük demiş. En az dediğine göre 500'den büyük. En küçük katını almaya çalışacağız. Ekoklarını aldım 30. 30'un bu şartlarda sağlayan en küçük katı 510'dur. Demek ki 510 santimetre her iki sakızdan alınmış. 510 için bir tanesi 6 santimetre ise 85 adet. Diğerinden de 51 adet. Fiyatlarını bulduk. En az toplamını da 697 olarak bulacağız. Bir diğer soruya geçelim. Bize kütlelerini vermiş. Çözümlenmiş hali vermiş. O zaman biz çözümlenmiş halini ne yapalım? Yazalım. Burası 302,5. Buraya baktığımızda 90,75, 90 tam %75, 302 tam onda 5, hani virgül şeklinde söylediğimi 430,25 dedik. Bu maddelerden ikisi kütlesi 1 çarpı 10 üzeri 1, 5 çarpı 10 üzeri gram poşete koyunuyor. Demek ki bir poşette ne kadarmış? 15 grammış. Buna göre poşetin ürünler ile birlikteki gram cinsinden kütlesi hangisi olamaz? İki tanesini alıyoruz. Ya A ile B'yi alırım, bir de poşet alırım. Ya A ile C'yi alırım, bir de poşet alırım. Ya B ile C'yi alırım, bir de poşet alırım. Benden bu üç durumdan hangisi yok? Şıklarda onu istiyor. A ile B'yi alırsam A ile B'yi şöyle yukarıya doğru yazarım. 302,5. B'yi alırsam 90,75. Poşetimiz 15'e eklediğimizde şöyle sıfır sıfırları yerleştirerek toplayalım. Ne olacaktır? 408,25'i dedik. A şıkkını elde ettik. C'ye baktığımızda ne olacaktır? A'mız 302. B'miz ne olacaktır? C'miz özür dilerim. 430,25. Ve buraya da 15'e eklediğimizde şöyle sıfırları ekleyelim ki karıştırmayalım. 75 şöyle topladınız. 7, 4, 7. D şıkkını elde ettik. Son olarak BC'ye baktığımızda B'miz 90,75. C'miz ne? 430,25 ve 15'i topladığımızda dikkat edin 0 0 dediğimizde şu şekilde 536'yı elde edeceğiz. Tek elde edemediğimiz nedir? B'dir. Burada dikkat edelim. Çözümlenmiş halini biz tekrar şu şekilde yazdık. Bizden sorduğu soru bir de poşete koyuyoruz. Ve poşetin de bir ağırlığını vermiş. 15 gram olarak. Ne diyor bizden? Hangisi olamaz? İki tanesini koymuşuz. Ya AB poşet olabilir. Ya AC poşet olabilir. Ya da BC artı poşet olabilir. Şıklardan hangisini elde edemedik? B şıkkı olamayacakmış. Aşağıdaki planda bir binaya ait kolonlar ve bu kolonlar arasındaki bazı uzunluklar gösterilmiştir.
28, 20 metre, 30, 30 ve 28 metre. Kolonlar sadece burada olacak. Sakın fazladan çizgileri ekleyip kolon yapmaya çalışmayın. Aralığın metre türünün uzunluğunun farklı asal çarpanlarının toplamı kadar destek kolonu yapılacakmış. O zaman ben bunları 2 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 1. Asal çarpanlar neymiş? 2'ye 7. Şuraya baktığımızda 2 üzeri 1, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 olacaktır. 20'ye baktığımızda ne olacaktır? 2'nin karesi çarpı 5 üzeri 1. Şu asal çarpanların da aslında altını çizelim ne kadar yapılabileceğini görme amaçlı. 28'i zaten yazmıştık. 2 artı 7'den 9 tane buraya. 2, 3, 5'ten 10 tane buraya, 10 tane buraya. 2, 5'ten 7 tane buraya. 28'i zaten hesaplamıştık 9. Bana bunların toplamını soruyor. Soru çok güzel bir soru. Sakın fazladan şuralara da kolonlar varmış gibi düşünmeyin. Sadece çizdikleri yerleri istiyor. O yüzden ben ne yapacağım? Şu fazladan çizdiklerimi tekrar siliyorum. Ve bu durumda topladığımızda 10 artı 10 artı 9 artı 9 artı 7 şeklinde sorumuzu bitireceğim. 20, 18 ve 7'yi topladığımızda 45 olsun. Soruda dikkat edeceğim şey hem çarpanlara ayırma hem de fazladan bir yere bu şekilde destek kolonu yapılması için o verilen ifadelerin dışında pembe renkli bir yere düşünmeyeceğiz. Buna dikkat edeceğiz. 11. sorum. Aşağıda bir havuz ve bu havuzu dolduran 3 musluk ile boşaltan bir musluk verilmiştir. 4. musluğun boşalttığını soruyor. Havuzun tamamı en fazla 5 üzeri 6 litre su olabildiğine göre havuz boş iken musluklar tamamen açılırsa 10 saat sonra. 10 saat sonra 4 musluk ne kadarını dolduracak? 10 çarpı 5 üzeri 4 doldurdu birinci. İkinci 5 üzeri 3 doldurdu. Üçüncü 5 üzeri 3 doldurdu. Ama dördüncü musluk ne yaptı? 5 üzeri 3 boşalttı. Şunlar gitti. 10 çarpı 5 üzeri 4 artı 5 üzeri 3 oldu. 5 üzeri 4'ü 5 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 3 diye yazabilirim. 5 tane. Bir tane de burada 6 tane oldu. Çarpı 10 var. 60 çarpı 10 üzeri 3'ü söyledik. İstiyorsanız 60'ın içindeki 5'i buraya da yazabilirim. Hatta daha da güzel olur. 12 çarpı 5 üzeri 1. 10 üzeri 3 dedik. Şuraya dikkat edelim. Şöyle silelim. 5. 5 dedik. Demek ki 10 saatin sonunda 4 musluk. 10 saat sonra 4 musluk ne kadar dolduracakmış? Bu kadar dolduracak. Havuzun tamamı nedir? 5 üzeri 6 alıyor. O zaman yazalım. 5 üzeri 6 eksi 5 üzeri 4 çarpı 12 şeklinde söyledik. 5 üzeri 6'yı 5 üzeri 4'e göre yazdığımızda 5'in karesi çarpı 5 üzeri 4 12 çarpı 5 üzeri 4 5'in karesi nedir? 25 çarpı 5 üzeri 4 eksi 12 çarpı 5 üzeri 4 5 üzeri 4 parantezinde 25 eksi 12'den 13 çarpı 5 üzeri 4 yapsın. Soruda dikkat edeceğiz arkadaşlar. Soruda dikkat edeceğimiz şey hani a üzeri x artı y'yi ben nasıl yazabilirim? A üzeri x çarpı a üzeri y şeklinde yazabilirim. Benden bu ifadeyi görmemi istiyor. Yani soruda her seferinde ne yapacağım? Tek tek çıkarmak ya da hesaplamak gibi bir hataya düşmeyeceğim. Benim burada yapacağım şey 5 üzeri 4'ü 5 üzeri 3 şeklinde yazdım en başta. İşte burada 10 geldi. Onun içinde de 5 var dedik. 60 üzerinden değerlendirdik. Bununla bunu topladık. 12 çarpı 5 üzeri 4. Demek ki 10 saatte 4 musluk bu kadar dolduruyor. Tamam 5 üzeri 6. O zaman ben 5 üzeri 6'dan bu doldurduğumu çıkaracağım. Bizden ne istiyor? 5 üzeri 6'yı 5 üzeri 4 şeklinde yaz. 5'in karesi 25'tir. 25 taneden 12 taneyi çıkarırsak bu şekilde de görebilirsiniz. 13 tane 5 üzeri 4 olacaktır. 12. soruya bakalım. Görseli veriliyor iki tane mum. Her iki mumda her bir saat sonunda
Erimeden kalan miktarın milimetre cinsinden uzunluklarının asal çarpanlarının toplamı kadar erimektedir. Demek ki ben bunu pratik bir şekilde yapamayacağım. Her seferinde ne yapacağım? Birer birer hesaplayacağım her bir saati. 121 nedir? 11'in karesi. O zaman birinci saat sonunda ne kadar kalacaktır? 121'den 11'i çıkardığımızda birinci saat sonunda 110 santim milimetre kalacakmış. 110'da asal çarpanlarını ayırdığımızda 2, 5, 11. Toplarsak ne olacaktır burası? 7, 18 eksildim. İkinci saatin sonunda ne olacaktır? 18 çıkarırsam 110'dan 92 santimetre kalacaktır. 92'de nedir? 4 çarpı 23'tür. Yani 2'nin karesi çarpı 23. 23, 2 daha ne olacaktır? 25 eksilteceğiz. Demek ki 3. saatin sonunda ne olacaktır? 25 eksilttiğimizde 92'den 25 çıkardık. 67 santimetre kalsın. İkinci mumla geçtiğimizde 150 ne olacaktır? 2 çarpı 3 çarpı 5'in karesi. O zaman birinci saatin sonunda ne olacaktır? 2, 3, 5'in toplamı 10 azaldığında 140 santimetre kalacakmış milimetre. 2'ye baktığımızda, ikinci saate baktığımızda 140'ı bir bölelim. 4 çarpı 35'tir. Yani 2'nin karesi 5 üzeri 1, 7 üzeri 1. Şu kadar azalacak. 14 santim daha azalacak. 140'tan 14'ü çıkardığımızda ne olacaktır? 126 milimetre olacakmış. Üçüncü saati de şöyle çizelim. 126 nedir arkadaşlar? 126 hangi iki sayının çarpımına eşit? 63 çarpı, şöyle aklıma gelenden yapayım, 2. 63 ile 9 çarpı 7 çarpı 2 düzenlersek 2 üzeri 1. 3'ün karesi 7 üzeri 1. Topladığımızda 12 azalacaktır. Yani burası 114 milimetre kalsın. Uzunlukları farkı kaç olacaktır? 67 ve 114. 114 eksi 67'den 47 kalacaktır. Soru güzel bir soru. Asal çarpanlarını ayır. Asal çarpanlarının toplamı kadar erimektedir diyor. Asal çarpanlarını da bu şekilde ifademizi elde edeceğiz. Tane tane gittik. 121'in 11'dir. 11'i çıkardım. 110 kaldı. 2, 5, 11'dir asal çarpanları. 92'nin de 2 ile 23'tür. Yanlışlıkla 4 alıp bir 4 çarpı 23'ten 27 eksiltmeyin. Soruda hata olur. Bu şekilde devam ettirdiğimizde 47'yi elde edeceğiz. İkinci soruya bakalım. 4 tane dikdörtgen parçayla oluşturulmuş yeni dikdörtgen modeli verilmiş. Alan bu. 2 üzeri 3'ü elde etmek için. Yani sen a üzeri x çarpı a üzeri y nedir? X artı y diyorsun. Sen bu özelliği burada uygula diyor. Eksi 1'e kaç eklersem 3 eder? 2 üzeri 3 eder? 4. Demek ki burası nedir? 2 üzeri 4'müş. E burası da 2 üzeri eksi 1. Bakın 2 üzeri 4. Şurası ne? 2 üzeri eksi 2 olsun. 2 üzeri 4'e ne eklersem 2 üzeri eksi 2 olacaktır. Burası bakın nedir? 2 üzeri eksi 6'yı rahatça söyleyebilirim. Bakın tek tek bu şekilde ne yapıyorum? Ben elde ediyorum. Bakın burası neymiş? 2 üzeri eksi 6'ymış. Şöyle yazalım. E burası ne? 2 üzeri 4. 2 üzeri eksi 6'ya ne eklersem 2 üzeri 4 olacaktır arkadaşlar? 2 üzeri 10. E bakın burada ne oldu? 2 üzeri 9'da 10'dan 1'i çıkardım. 2 üzeri 9'u elde ettim. En büyük parçanın uzun kenar uzunluğu 32 üzeri 2. Burası nedir? En büyük parçadır. 2 üzeri 10 olduğu için en küçük parçanın olduğu yer neresidir? Böyle parça bazında baktığımızda şurada en küçük parçayı söyleyebiliriz. Niye? 2 üzeri eksi 6 var. Ve buraya baktığımızda 32 2'nin 5. kuvvetidir. Karesinden 2 üzeri 10. En büyük parça bakın. 2 üzeri 10. Doğru. En küçük parça da 2 üzeri eksi 6'dır. 4'e baktığımızda 2'nin karesi üzeri eksi 4 var. 2 üzeri eksi 8 ama bizim bulduğumuz sonuç neydi? 2 üzeri eksi 6 olduğu için B şıkkını
söyledik. Soruyu dikkatli yapacağız. Benim şu formülü nedir? Bu şekilde gelmemizi istiyor. Eksi 1'e ne eklersem artı 3 eder. 2 üzeri 4. Bu şekilde ilerlettiğimde her bir parçanın uzunluğunu elde edeceğim. En büyük parçamız bu. En küçük parçamız da 2 üzeri eksi 6. Bakın sorumuz çok daha rahat halloluyor. Etkinlik varmış. 4 dilimi sen 1 bölü 4 olarak ifade ediyormuşsun. Burada da saydığınız zaman x üzeri y şeklinde söylüyor. Burada 1, 2, 3 saydığınızda 16 dilim karpuzu ne olarak ifade edeceksin? 1 bölü 16. Şıkların hangisi 1 bölü 16'yı veriyor? Ona bakacağım. Burası 16. Yanlış. Burası eksi 1 bölü 2 üzeri 4'ten. Eksi 1 bölü 16. Bu da yanlış olacaktır. Eksi yukarı giderken artı olacaktır. Burada 16 elde edecek. Ama baktığımız zaman 1 bölü 4'ün karesinden 1 bölü 16 olacaktır. C şıkkı olsun. Soruda kaç dilim varsa onu 1 bölü olarak yaz diyor. Hani soruda 1 bölü dilim olarak yaz. Bunu üstlü ifade olarak belirt diyor. Sen 16 dilim yazdıysan 1 bölü 16'dır. 1 bölü 16'yı 4'ün mü, 2'nin mi ya da 16'nın kendi kuvveti mi ona göre söyle diyor. Bulunduğunda 16 bir tek şıklarda 1 bölü 16'yı sağlayan C şıkkım olacaktır. 15. soruya bakalım. Gri ve beyaz kutular içerisinde yazılmış üstlü ifadeler var. O zaman ben her birini tek tek yazayım. 2 üzeri eksi 2 üzeri 9 etsin. 2 üzeri 3'ten. 2'nin karesi eksi sayının çift kuvveti artıdır. 2 üzeri 12 etsin. Sıfırıncı kuvvet zaten 1'dir. Eksi sayının çift kuvveti artıdır. 2 üzeri 5'tir. 2 üzeri ne olacaktır? Eksi 20 olacaktır. Eksi sayının bu şekilde söyledik. Buraya baktığımızda zaten kendisi eksi sayının çift kuvveti artıdır. Zaten 1 olacak. 2'nin dördüncü kuvveti 2 ile çarparsak eksi sayının çift kuvveti de artı olacağı için 2 üzeri 8. 2'nin karesidir. 2 üzeri 16 dedik. Gri kutulardaki her bir üstü ifade beyaz kutularda kendisinden büyük olan sırayla alalım. Sırayla alalım. 2 üzeri eksi 2 üzeri 9'u alıyorsam bundan büyük olan sayılar nedir? 4 de aslında bundan büyüktür. Çok küçük bir sayı olacağı için. Ben 4 ile de çarpacağım. 1 ile 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 16 ile. Bakın çarpalım. Hadi çarpım sonucunu şöyle yazalım. Üstleri topladık. Hani hatırlatma amaçlı gene yazalım. A üzeri x artı y olsun. Çarptığımızda ne olacak? Eksi eksi artı yapacak. 2 üzeri 5. Zaten çarptığımızda kendisidir. Çarptığımızda ne olacaktır? Bununla bunu çarptığımızda eksi 2 üzeri 17. Çarptığımızda burada ne olacaktır? Eksi 2 üzeri 25. 2 üzeri 12'ye baktığımızda aşağıdaki beyaz tabloda kendinden büyük olan sadece 2 üzeri 16 var. Çarptığımızda ne olacaktır? 2 üzeri 28. Şimdiye kadar her bir sonucun altında şu şekilde çizelim. Maksat nereye varacağımızı görelim. Bir ise şu üçü biri seçersem iki tane büyük ifade var. 2 üzeri 8'e 2 üzeri 16. Çarptığımda 2 üzeri 8, 2 üzeri 16 var. Şu şekilde gösterdim. Son olarak da 2 üzeri eksi 20'ye baktığımızda kendinden büyük sayılar ne var? 1 var. 2 üzeri 8 var. 2 üzeri 16 var. Çarptım. 2 üzeri eksi 20. Çarptım. 2 üzeri eksi 12. Çarptım. 2 üzeri eksi 20 ile 2 üzeri eksi 4 yapsın. 1, 2, 3. Dikkat ederseniz aslında hiçbir şey çarpan kendisine benzemiyor çarpım sonucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane farklı sayımız olsun. Sorumuza dikkat edeceğiz. Her birini 2'nin kuvveti şeklinde çevirdim. Her birini 2'nin kuvveti şeklinde çevirdikten sonra sorudaki detaya bakacağım. Beyaz kutuda kendisinden büyük olan. Buraya baktığımızda 2 üzeri 9 beyaz kutuların hepsi kendinden büyüktür.
212'ye baktığımda sadece 216 vardır. Şu birinci sayı, şu ikinci sayı. Bir sayısına baktığımda kendinden büyük iki tane var. 200 üzeri eksi 20 sayısına baktığımda kendinden büyük 3 tane var. Burada kaç tane farklı sonuç oluşuyor? Her birini tek tek çarptığımızda 10 tane farklı sonuç olduğunu gördük. 16. sorum. Dikdörtgenler prizması şeklinde pembe bir sütuna sabitlenmiş dikdörtgen şeklinde mavi ve sarı raflar görünmektedir. Her bir rafın kısa ve uzun kenarlarının desimetre cinsinden uzunlukları aralarında asaldır. Mavinin alanı 72 desimetre kare, alanı şöyle yazalım. Sarının alanı da 48'miş. O zaman mavi raf şöyle mavi yazalım. X, Y diyelim. Sarıya da şöyle yazalım. A, B diyelim. Bunun alanı 72. X çarpı Y 72. A çarpı B ne olacaktır? 48 olacaktır. Aralarında asal diyorsak 1'e 48, 3'e 16 diyebilirim. Bunda aralarında asal tek durum ne? 8'e 9. 1'e 72'yi seçemiyorum. Niye? Mavi rafın uzunluğu sarı rafın uzunluğundan kısa. Yani sarının uzunluğu, buna da dikkat edin şekilde, mavinin uzunluğundan büyük olacak. Uzunluk 48 alırsam burayı 9 aldığımızda ne olacaktır? En büyüğü burada alabilirsiniz. Pembe için 47 olur. Buraya baktığınızda 9'dan büyük, 16'dan küçük aldığınızda en küçüğü de 10 alabilirsiniz. Topladığınızda ne olacaktır? 57 olsun. Dikkat edeceğimiz şey aralarında asal diyor. Burada 1 ile 72'yi neden seçemiyorum? Sarı rafın uzunluğu zaten şekildeki görselde de belli. Mavi rafın uzunluğundan büyük. O zaman sarı dikdörtgenden gittiğimiz zaman 1'e 48'i 3'e 16'yı belirteceğim. Her türlü ne olacaktır? En büyük değeri 47. En küçük değeri de 9'dan büyük olacak şekilde ne olacaktır? Onu tercih edeceğiz. Bu şekilde sorumuzu bitireceğiz. E nedir? En küçük de 10'dur. Topladığımızda 57 olsun. 17. soruya bakacağız. Bunda aslında tek tek şıkları da yapacağız. Bir deneyde kullanılacak olan deney tüpleri aşağıdaki sıralandığında bir tüpte bulunan mililitre cinsinden sıvı miktarı hemen solundaki tüpte bulunan pozitif çarpan sayısı kadar olmuştur. 18'in pozitif çarpanları ne? 1, 2, 3, 6, 9, 12. Dikkat ederseniz kaç tane var? 6 tane var. 6 sayısını oluşturmuş. 6'nın bölenleri 1, 2, 3 ve 6, bakın 4 tane oldu. 4. 4'ün bölenleri 1, 2, 4'ten bakın 3. 3'ün bölenleri 1 ve 3. Burada da ne olacaktır? 2 milimlik sıvı olsun. A, B, C, D şıklarını tek tek yazacağım. 40, 50, 60 ve 70 sayıları. Bana diyor ki soldan ilk tüpteki mililitre cinsinden sıvı miktarı aşağıdakilerden hangisi olursa deneyde diğerlerinden daha çok deney tüpü kullanmak gerekir. 40'ın bölen sayısı ne olacaktır? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 ve 40. Toplamda kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki ne olacaktır? 8. 8'in bölen sayısı ne? Şöyle yazalım. 1, 2, 4 ve 8. O zaman 4 tane olacak. 4'ten sonra aslında sıralama basit. Bakın şurada yakalayabilirsiniz. 3, 2. Toplam kaç tane tüp kullandık? 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. 50'ye baktığımızda 50'nin bölenleri 1, 2, 5, 10, 25 ve 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Dikkat ederseniz 6 olacak. 6'nın bak 6'dan sonra nasıl geliyor? 4, 3, 2. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane de bundan kullandık.
Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane de burada kullanmıştık. 60'a baktığımızda 60'ın bölen sayısını incelediğimizde ne olacaktır? 60'ın bölen sayısını incelediğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ve 60 sayılarından saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane oldu. Bakın 12 tane. 12'nin bölenlerine gittik. 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Sıralama zaten buradan sonra istediğim gibi devam edecek. 6, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oluştu. 70'in bölenleri az zaten. 1, 2, 5, 7, 10, 14 ve 70 sayılarından 35 ve 70 sayılarından oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8'den sonrası kolay zaten. 4 A şıkkındakini takip edersek bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane oluşuyor. O yüzden 60'tır dedik. Bu soruda da hani direkt bir çözüm ya da ikiden yukarı başlayarak gitmeyeceğiz. Burada da şıkları tek tek inceleyeceğiz. 40'ın, 50'nin, 60'ın ve 70'in bölen sayılarından başlayarak her bir şıkkı kendi içerisinde değerlendirdiğimizde doğru seçenek C şıkkı olacaktır. Bu soruya baktığımızda ne diyor bize? Güzel de bir soru. Yüksek sıcaklığa karşı dayanıklılığını test etmek isteyen firma iki test kabinine iki tane numune koyuyor. A her 16 saniyede bir santi derece. B de her 24 saniyede bir derece artıyormuş. Her bir kabin sıcaklığı 10 derece iken başlangıcımız 10 dereceymiş. Şöyle yazalım. Başlangıç. Soruyu bir irdeleyelim. 9'da başlayıp 9.15'te bitiriliyor. Yani 15 dakika yaptık. Bu da 15 çarpı 60'tan kaç saniye geçmiş? 900 saniye geçmiş. Bir de soruda bir detay vermiş. Kabinlerden sıcaklıkların aynı anda arttırılması gerektiğinde sadece bir kabinin. O zaman sen burada bir ekoku düşüneceksin. Ekok 16'ya 24'te 48. Demek ki bunda her ikisinin ortak olduğu 48 saniyede bir. O zaman ben 900'ü bölmeye başlayayım. 900'ü 16'ya böldüğümde kaç defa olacaktır? 56 defa. 900'ü 24'e böldüğümde kaç defa olacaktır? 37 defa olacaktır. 900'ü 48'e böldüğümde, 900'ü 48'e böldüğümde de 18 defa olacaktı. Ben şimdi bu soruyu şöyle düşüneceğim. Bu 50 defa, 56 defa artması lazımdı. 56 ortak olanları çıkardım. Bak burası neydi? Ortak olanlardı. 18'i çıkardım. Ne oldu benim elimde? 38 derece artması lazımdı. Elimde ne var? 10 var. Topladığımda normalde 48 derece olacaktı. Buraya da baktım. 37 derece toplamda artması lazımdı ama ortakları gene çıkardım. 18, 19 derece artacaktı. Ortak olanlarda ikisinde de sıcaklık artışının olmadığını düşündüm. 29 derece olsun. Bana ne diyor? A'nın sıcaklığı 52'ymiş. Demek ki bu kaç derece artmış? 4. Toplamda kaç artmamız lazım? Toplamda 18 artış var. 4 buysa ne olacaktır? Bunun 14 artması lazım. Demek ki B'dekinin sıcaklığı 43 olsun. Soru güzel bir soru. Farklı bir bakış açısı. Ben şöyle düşündüm. Ortak olanları ne yaptım? Ortak olanları ben hiç sıcaklık artışının olmadığı gibi düşündüm. Toplam 15 dakika geçiyor. 900 saniye. 916'ya bölersem 56 derece artması lazımdı. 24'e bölersem 37 derece artması lazımdı.
Baktığımızda 18 defa da ortak var. Ortaklarda ikisinde hiç yanmadığını düşünürsek 38 derece artış var. 19 derece artış var. Başlangıcımız 10'du. Topladığımızda işlem sonunda 48. Topladığımızda 29 olacaktı. 18 ortağı nasıl paylaştıracağımı bana son cümlede söylüyor. Son durumda A kabinin sıcaklığı 52. 4 artıyorsa o zaman bunun kaç artması lazım 18 olabilmesi için? 14, 29'a 14'ü verdiğimizde 43 olacaktır. 19. soru. Efe günlük içtiği su miktarını hesaplamak için 3,5 litrelik su şişesini önce 5 parçaya sonra da tekrar 5 parçaya bölerek ölçeklendiriyor. Yani toplamda 25 bölme var mı? Toplamda 25 bölme var. O zaman her bir bölmenin değeri 3,5 bölü 25 olacaktır. 25'e bölmektense bakın payla paydayı 4 ile genişlettim. 4 ile çarparsam 14 bölü 100. Demek ki bir bölmenin miktarı ne olacaktır arkadaşlar? 0,14 litre olacaktır. Kaç bölme su içiyor? 6 bölme su içiyor. O zaman 3,5'tan bunu da 6 ile çarparsak ne olacaktır? 0,84 içti diyeceğiz. 0,84'ü çıkardığımızda geriye kalan ne olacaktır arkadaşlar? 2,66. Bunun çözümlenmiş halini istiyor. İkiler doğru. Niye? 2 çarpı 10 üzeri 0. Bakın bura eksi birinci, bura eksi ikinci kuvvetinin. Buraya da baktığımız zaman sıfırıncı kuvvet. 2 çarpı 10 üzeri 0. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. Artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde söyleyeceğiz. Şıklarda da hangisinde var? A şıkkında mevcut. Yani tek tek bölmeleri güzel bir şekilde hesaplayabiliriz. Toplam 5 bölme. Her birinin içinde de 5 parça varsa demek ki toplamda 25 bölme var. 3,5'u 25'e böldüğümüzde ki bölmeyin uzun uzun 4 ile çarpın paydayı 100 yapın. 0,14 litre bir bölme. 6 bölme içiyormuş. 0,84 kalan bu. Bunun da ondalık olarak çözümleyin. Virgülden sonra eksi 1'den başlayıp bu şekilde devam ediyor. Onun kuvveti sol tarafındaysa 0'dan başlayıp bu şekilde artarak devam ediyor. 20 soruda aşağıda iki bulaşık makinesinin özelliği verilmiştir. A makinesi, B makinesi 125 kilogram, 110 kilogram yıkayabilir. Her iki makine de birer yıkamalı kilogram cinsinden maksimum yıkama kapasitesinin %5'i kadar su tüketiyor. O zaman her ikisinin de %5'ini hesaplayacakmışız. 125 değil, özür. 110'un %5'i dedik. Direkt çarpın. 625 bölü 100. 2 virgül atarsanız 6,25'lik bu tüketiyor. Bunu da direkt çarpın. 550 bölü 100. 2 virgül gelirseniz 5,5 olacaktır. Bana diyor ki toplam su 6,25 ile 5,5'i topladığımızda 11,75 yapsın. Bunu da en uygun şık ne olacaktır? Bu niye? Bu eksi birinci kuvvet. Bu eksi ikinci kuvvet. Bu sıfırıncı. Bu da birinci kuvvet. Dikkat ettiğimizde 1, 0, eksi 1, eksi 2 olacak şekilde C şıkkı olsun. Uzun uzun sadeleştirmeler yapmayın. Paydalar 100 olduğu için bölmeye de gerek yok. Nedir? 100'e bölmek demek 2 virgül sola gelmek demek. Direkt çarptım. 2 virgül sola geldim. Direkt çarptım. 2 virgül sola geldim. Bunların toplamı bu. Bu da kuvvet cinsinden dediğim için ifademiz bu şekilde olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. İyi haftalar. Merhaba arkadaşlar, ben fen bilgisi öğretmeni Şule Yılmaz. Bu hafta classmate fen sorularını cevaplayacağız birlikte. Birinci sorudan başlıyorum. 21 Mart-23 Eylül tarihlerinde
Güneş ışınlarının dünya üzerine düşme durumları ile ilgili görseller aşağıdaki gibi hazırlanmıştır. Buna göre hangileri kesinlikle aynıdır? Şimdi 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde arkadaşlar güneş ışınları ekvatora dik açı ile gelir, değil mi? O zaman buna göre hangileri kesinlikle aynıdır? Şimdi ekvator üzerine 21 Mart ve 23 Eylül'de dik açıyla geldiğine göre bizde de ekvator çizgisi üzerine düşen ışınların açısı eşittir. Evet, çünkü bunlar 21 Mart ve 23 Eylül'de ekvatora dik geldiği için. Bursa'ya bakıyorum. Yengeç dönengesi üzerine birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı. Şimdi yengeç dönengesi üzerinde arkadaşlar ikisi de ekvatora aynı açıyla gelir. Yengeç dönengesine de aynı açıyla gelir. Dolayısıyla yengeç dönengesinde birim yüzeye düşen ışık enerjileri miktarları eşittir. İki de doğru. Üçe bakıyorum. Oğlak dönengesi üzerindeki hava sıcaklıkları. Hava sıcaklığı için hava olaylarına da bakmak gerekir. Sadece düşme açısına bakılmaz. O yüzden 3 olmaz. Ekvator çizgisi üzerine düz bir zemin üzerinde bulunan farklı cisimlerin öğle vakti gölge boyları. Arkadaşlar cisimler aynı olsaydı gölge boyları eşit olabilirdi ama farklı cisimlerin dediği için orada bir küçük bir ayrıntı yapmış bizim için. Farklı cisimlerin olduğu için kesinlikle olmaz. O yüzden 1 ve 2 olduğu için 1 ve 2'dir. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz. Verilen araştırma kesitine göre diyor hangileri söylenebilir diyor. Şimdi Güney Kutbu'nda bulunan Vostok Araştırma İstasyonu 1957'de Sovyetler Birliği tarafından kurulmuştur. Soğuk kutup Güney Kore'ye kaydedilen en düşük yüzey sıcaklığına sahip bölgelerdir. Ve bu istasyondaki termometreler Temmuz 1983'te -89.2 dereceye ulaşmıştır. Bu ölçüm şimdiye kadar doğrudan kaydedilmiş en düşük hava sıcaklığı olarak bilinmektedir. Bu bölgenin tamamı karlar altındadır ve yılda yaklaşık 20 mm yağış alan bu yer dünyanın en kurak yerlerinden biri olarak bilinir. Buna göre hangisi söylenebilir? Şimdi bu bölgenin olduğu yarım kürede 21 Aralık tarihinde yaz mevsimi başlar. Şimdi arkadaşlar demiş ki bakın Temmuz'da diyor en soğuk noktaya ulaştığına göre şurada Temmuz'da en soğuk noktaya ulaştığına göre demek ki Temmuz ayında kış mevsimi olan bir yer. Temmuz'da kış mevsimi ise Aralık'ta da yaz mevsimi olacaktır. Dolayısıyla bir doğru olur arkadaşlar. Şimdi 2'ye bakıyoruz. 2'de en düşük sıcaklık. Şimdi burada Temmuz ayında bir aylık bir süreci verdiği için bu klimatologlar değil meteorologlar olacak. O yüzden olmaz. 3'e geçiyoruz arkadaşlar. 3'te Mart ayında Haziran ayına doğru bu bölgede kar yağışı azalır. Şimdi Mart'tan Haziran'a Haziran'da kış mevsimi yaşanacağı için kışa doğru gittiği için kar yağışı miktarı azalmak yerine artması gerekir. O da olmaz. Bu bölgede 21 Eylül bak 21 Eylül demiş. 21 Eylül tarihinde gece gündüz süresi birbirine eşittir. 23 Eylül'de eşit, 21 Eylül'de eşit değildir. O yüzden cevabımız yalnız 1'dir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu soruda bazı tarihlerde gece gündüz yaşanan bölgelerin gösterimiyle ilgili etkinlikte bir öğrenci aşağıdaki gibi boyama yapmıştır. Şimdi arkadaşlar burada yukarı kısımda ben burada gündüz süresi fazla, gece az. Burada ise gece az şey burada kuzey yarım kürede birinci şekilde kuzey yarım kürede gündüz fazla, güney yarım kürede gündüz az. İkinci şekilden ise kuzey yarım kürede gündüz az, güney yarım kürede ise gündüz fazla. Şimdi dünya bir konumu 21 Haziran tarihi için çizildiğinden dolayı bu konumda güney yarım kürede kış mevsimi başlamıştır. Şimdi arkadaşlar burada ben güney yarım kürede gündüz süresinin az olduğu tek yer kış mevsimi değil, sonbahar mevsimi de olabilir güney yarım kürede. O yüzden bu kesin değil. Zaten 1 ve 2 birbirine zıttı olduğu gözüküyor. Dünya 2 konumunda iken güney yarım kürede yaz. Şimdi burada güney yarım kürede gündüz süresi fazla olduğu için ne olacak? Burada gündüz süresi fazla olduğu için normalde yazmış gibi gözükecek, değil mi? Ama yaz gündüzün fazla olduğu tek mevsim yaz değil. İlkbahar mevsimi de olur. O yüzden 2 de olmaz. 3'e bakıyorum. Dünya 3 konumundayken ekvator çizgisi üzerine güneş ışınlarının düşme açısı diğer bölgelere göre de daha büyüktür. Burada arkadaşlar direkt bakın güneş ışınları ekvatora dik geliyor.
ekvatora dik geldiğine göre demek ki ekvator çizgisi üzerine güneş ışınlarının düşme açısı diğer bölgelere daha göre daha büyüktür. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Şimdi dördüncü soruya geçiyoruz. Dörtte yağış oluşumu ile ilgili bilgiler gösterilmiştir. Verilen bu görsel ve bilgi incelenirse hangi kesinlikle doğru olduğu söylenebilir? Şimdi direkt burada zaten gözüküyor. Yağmur atmosferin gökyüzüne yakın. Neredeymiş? Gökyüzüne yakın katmanındaki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşur. Yağışın sıvı halden yeryüzüne düşerken kar ise atmosferin gene gökyüzüne yakın katmanındaki su buharının buz kristalleri şeklinde hal değiştirmesi sonucu yeryüzüne düşmesidir. Bakın yağmurla kar arasındaki iki tane ortak nokta vardır. İkisi de gökyüzüne yakın yerlerde oluştuğunu söylüyor. Soruda ne diyor? Hangisinin verilen bu görsel ve bilgi incelenirse hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? Şimdi direkt yağmurun oluşması için 0 santigrat derecenin altında düşmesi gerekir demiş. Öyle bir bilgi var mı? Burada öyle bir bilgi yok. Bulutların oluşması için nemli havanın yeryüzüne doğru hareket etmesi gerekiyor. Hayır, gökyüzüne doğru hareket etmesi gerekiyor. Bakın ısınan hava buharlaşıyor değil mi? Bak burada ısınan hava ne yapmış? Buharlaşmış. Gökyüzüne doğru hareket etmiş. Yağmur ve kar olayları atmosferin aynı bölgesinde meydana gelen yağışlardır. Evet, ikisi de gökyüzüne yakın yerlerde olduğu için ikisi de atmosferin aynı bölgesinde olan hava olaylarıdır. Şimdi 5. soruda birim yüzeye düşen enerji miktarlarını vermiş. Ne zaman yalnız buraya dikkat edelim. Haziran ayında. Buna göre diyor K noktasının kuzey yarım kürede olduğunu anlamamız için hangisi tek başına yeterlidir? Şimdi eğer L noktası ekvator çizgisi üzerinde olursa yani L şurada olursa ne olur? O zaman K'daki birim yüzeye düşen enerji miktarı L'den fazla olduğuna göre Haziran ayında demek ki K L'nin üstünde olur. Dolayısıyla 1 kesinlikle olur. Değil mi arkadaşlar? Şimdi 2'ye bakıyoruz. M noktası yengeç dönencesi üzerinde ise. Bu sefer şekli şöyle yapayım. M noktası şöyle şurada bir yerde. Değil mi? O, bakın M'deki birim yüzeye düşen enerji miktarı az. Ama K'daki birim yüzeye düşen enerji miktarı fazla. Demek ki bu daha fazla. Haziran ayında daha fazla olduğuna göre o zaman nedir? M aşağıda ise K onun daha üstündedir. Yani bu yengeç dönencesi üzerinde ise K daha yukarıda olmak zorundadır. O yüzden 2 de doğrudur. 3'e bakalım. N noktası oğlak dönencesi üzerinde ise. N noktası oğlak dönencesi üzerinde ise. Burası oğlak dönencesinde. Yani güney yarım kürede. Şimdi bu güney yarım kürede oğlak dönencesi üzerinde. Ama K'daki hani birim yüzeye düşen enerji miktarı N'den daha fazla. Şimdi bu güney yarım kürede de olabilir. Çünkü nedir? Şöyle şekli çizdiğimiz zaman şu oğlak dönencesi olursa K'nın burada olma ihtimali yüksek. O yüzden bu tek başına yetmez. Yani 1 ve 2'dir yalnızca cevabımız. Evet. 6. soruya geçiyoruz. Siz dünyanın pek çok farklı yerinde oluşabilen görüş mesafesini neredeyse tamamen sıfırlayabilen ve çeşitli yollardan insan hayatını etkileyebilen bir hava olayıdır. Şimdi siz su buharının soğumasıyla oluşan küçük su damlacıklarının havada asılı kalmasıyla oluşan bir olaydır. Sisle ilgili olarak hangisi çıkarılabilir? Sis oluşumu hava ve deniz taşıtlarının hareketi açısından sıkıntı oluşturabilir. Şimdi arkadaşlar bakın burada ne diyor? Görüş mesafesini neredeyse tamamen sıfırlayan ve insan hayatını etkileyen. Burada hava ve deniz taşıtlarının hareketi açısından sıkıntılı oluşması arkadaşlar insan hayatını etkileyen bir durum değil midir? Bunu direkt buradan çıkarabilirim. Hava olayları sadece insan yaşamını değil, sadece insan yaşamını etkilediği ile ilgili bir bilgi yok burada. Sis oluşumu için hava sıcaklığının 0 derecede. Burada 0 dereceden hiçbir şekilde bahsetmiyor. Sis olayı sürecinde yükselici hava hareketi
alçalıcı hareketlerine daha fazladır. Burada da hiçbir şekilde bundan bahsetmiyor ama Adana direkt bahsediyor. O yüzden cevabımız Adana. Şimdi 7. soruya geçiyoruz arkadaşlar. 7. soruda Türkiye'deki rüzgar enerjisi ile ilgili bir poster verilmiştir. Türkiye'deki rüzgar santralleri toplam kurulu gücünü, toplam kurulu güç içerisindeki payını, rüzgar enerjisi üretimini, toplam üretim içerisindeki payını. Şimdi rüzgarın soğuk olan ortamdan sıcak olan ortama doğru hareket ettiği bilindiğine göre hangisinin doğru olduğu söylenebilir. Şimdi arkadaşlar, rüzgar santralleri bölgedeki basınç farkının en az olduğu yerlerde kurulmalıdır. Şimdi arkadaşlar, basınç farkı az olursa rüzgar oluşur mu? Oluşmaz, değil mi? Basınç farkının en az olduğu değil, basınç farkının fazla olması gerekir. O yüzden bu olmaz. Bursa'ya bakıyoruz. Bölgedeki sıcaklık farkının artması üretilen enerjinin artmasını sağlayabilir. Sıcaklık farkının artması demek rüzgar oluşumunun artması demek. Dolayısıyla da üretilen enerji miktarı ne yapar? Artar. Direkt Bursa çıktı zaten. Evet. 8. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir öğrencinin gündüz ve gece aşağıdaki gibi gözleniyor. Rüzgarın hava molekül yoğunluğu fazla olduğu yerden az olduğu yere doğru oluştuğu bilindiğine göre hangisi söylenebilir? Şimdi çocuklar, burada rüzgar denizden karaya doğru esmiş. Demek ki deniz soğuk, kara sıcak. Değil mi? Burada ise kara soğuk, deniz sıcaktır. Değil mi? Şimdi burada bu tarafa doğru gidiyor. Burada ise bu tarafa doğru gidiyor. Ne diyor? Gündüz ve gece yüzey üzerindeki hava tanecikten hareket yönleri birbiriyle aynı. Hayır, tam tersi. Birbirleriyle tam zıt. B'ye baktığımız zaman gece deniz bölgesinde yağmur yağma ihtimali gündüze göre daha fazladır. Şimdi gece nedir? Hava sıcak. Gündüz deniz soğuk. Gece deniz sıcak, gündüz soğuk. Şimdi sıcak olan hava nedir? Sıcak olan hava buharlaşır. Buharlaşan hava bulutlara dönüşür ve yağmura dönüşür. Dolayısıyla sıcaklık, buharlaşma, yağış, nem hepsi birbiriyle doğru orantılıdır. O yüzden Bursa direkt cevabımız olarak çıkar. Şimdi 9. soruya geçiyorum. 9. soruda gözlenen olay için hangisi doğrudur? Şimdi dünyanın kendi ekseni etrafındaki hareket sürecinde ne diyor? Bakın şurası çok önemli. Kendi ekseni etrafındaki hareket süresince bir bölgedeki hava sıcaklığında bir gün içerisinde yandaki gibi ölçülmüştür. Gözlenen olayla ilgili olarak hangisi doğrudur? Şimdi hava sıcaklığının en fazla olduğu saatlerde güneş ışınlarının yere düşme açısı en fazladır. Bakın nedir? 17 derece öğle vakti. Öğle vakti nedir? Güneş ışınları dik ve dike yakın açıyla geldiği için hava sıcaklığı en fazla. Burada ise güneş ışınları biraz daha eğik açıyla geldiği için sabah ve ikindi hava sıcaklığımız biraz daha düşüktür. Adana'nın doğru olduğu gözüküyor. Gene de Bursa'ya da bakalım. Gözlemlenen olay mevsimlerin oluşumu. Şimdi dünyanın nedir? Kendi ekseni etrafındaki hareket olduğu için bu mevsimlerle alakalı değil. Dünyanın günlük hareketidir. O yüzden B olmaz. Hava sıcaklığının en az olduğu saatlerde bu bölgedeki birim yüzeye düşen ışık enerjisi en fazla demiş. Hayır, en azdır. Çünkü birim yüzeye düşen enerji miktarı fazla oldukça sıcaklık da artar. Hava sıcaklığının en fazla olduğu saatlerde görseldeki apartmanın boyu gölge boyu en uzundur. Hayır, dik açıyla geldiği zaman gölge boyu en kısa olur. Bu da olmaz. Dolayısıyla cevabımız Adana çıkar. Şimdi 10. soruya geçiyoruz. 10. soruda bir deney yapılmış. İşte bir kapta yer alan suyun ısıtılması ile oluşan buhar naylonun alt kısmına çarpıyor ve tekrar sıvı hale geçiyor. Bakın şurada yukarı doğru hareket ettiğini görebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde su moleküllerinin yukarı doğru buharlaşıp soğuk bir ortamla karşılaşınca tekrar böyle aşağıya doğru yağmur oluşumuna sebebiyet veriyor. Buna göre hangisi söylenebilir? Bu deney ile kar yağış. Hayır. Bak, zaten burada sıvı hale geçmesi demiş. O yüzden Adana olmaz. Bursa'ya bakıyoruz. Kullanan buzun sıcaklığı -20 derece olsa idi yağmur olayı gözlenmezdi.
Şimdi burada önemli olan soğuk bir ortamla karşılaşması. Buradaki buzun sıcaklığı eksi 20 derecede olabilir yağmur olması için. O yüzden bu da olmaz. Gözlenebilir yani. Isınan su molekülleri yükselici hava hareketi gözlemlenir. Nedir? Isınan hava ne yapıyor? Şurada bakın gösterdim. Yukarı doğru hareket ediyor bakın. O yüzden yükselici hava hareketi gözlemlenir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Evet. 11. soruda meteorologların kullandığı balonu göstermiş. Hava durumu balonları. Bunlara hava durumu balonu deniyormuş. Meteoroloji alanında atmosferde sıcaklık, basınç, nem, rüzgar hızı gibi ölçümler yapan cihazdır. Ve meteorologlar tarafından yapılan bu ölçümler ile hava durumu tahminleri gerçekleştirilir. Hava durumu ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Şimdi farklı noktalarda günde en az iki kere. Yukarıda günde en az iki kere ile ilgili bir durumdan bahsetmemiş. Ölçülen değerler kısa sürede iklimle alakalı değil. Bu direkt hava durumu, hava olayıdır. Balonlar hidrojen ve helyum. Yukarıda hidrojen ve helyumla doldurulduğu ile ilgili hiçbir şeyden bahsetmemiş. Ama bu olayı kim yapıyor? Meteorologlar yapıyor ve bunu kullanan kişiler de meteorologlardır. Burada ondan bahsetmiş. Dolayısıyla cevabımız Denizli'dir. 12. soruya bakıyoruz. Bazı tarihlerde güneş ışınlarının dik düştüğü konumlar aşağıda kırmızı noktalarla işaretlenmiştir. Buna göre hangisinin yanlış olduğu söylenebilir? Şimdi güneş ışınlarının kırmızı noktalara dik düştüğü tarihlerde tüm dünyada gece gündüz süreleri eşittir. Bu bir defa ifade tamamıyla yanlış. Çünkü gece gündüz süresinin eşit olduğu iki tarih var. Bunlardan biri 21 Mart, biri de 23 Eylül'dür. Biri 21 Mart, diğeri 23 Eylül'dür. Diğerleri 21 Haziran ve 21 Aralık'ta böyle bir durum söz konusu değil. Adana direkt yanlış. Zaten sana yanlışları soruyor. 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarımküre Güney Yarımküre'den daha soğuktur. Şimdi 21 Haziran'da yukarıda yaz mevsimi yaşanır. Aşağıda ise kış mevsimi yaşanır. Dolayısıyla Kuzey Yarımküre Güney Yarımküre'den daha soğuk değil, daha sıcaktır. 3'e bakıyoruz. 2 de yanlış. 3. 21 Aralık tarihinde öğle vaktinde dönenceler üzerindeki bir cismin gölge boyu Güney Yarımküre'de daha uzundur. Şimdi Güney Yarımküre'de bu sefer yaz mevsimi yaşanır. Yaz mevsimi yaşanan yerde güneş ışınlarının geliş açısı diktir. Dik ve dike yakın açılarla gelir. Dolayısıyla gölge boyun daha kısa olacak, uzun olmayacak. Çünkü geliş açısı büyüdükçe gölge boyun küçülür. 3 de yanlış. Dolayısıyla 3'ü de yanlış. Evet. Şimdi 13. soruya geçiyoruz. Yağmur, dolu ve kar yağışı ile ilgili bir görsel aşağıdaki gibi hazırlanmıştır. Görseldeki hava olayları ile ilgili hangisi ortaktır? Şimdi yağışların meydana gelmesi için havanın bulutlu olması gerekiyor demiş. Üçünde de baktığımız zaman burada da bulutlu, burada da bulutlu, burada da bulutlu. Dolayısıyla üçü de ortak. Adana çıktı. Yine de diğerlerine bir bakalım. Bursa'da yağış alanındaki hava sıcaklığı. Burada sıcaklıkla ilgili hiçbir bilgi yok. Bu da yanlış. Su buharının yağış sırasında dönüştüğü son durum. Son durum arkadaşlar, bakın burada ikisinde de son durumda katı. Bu da katı. Ama en son bu sıvı haldedir. Olmaz. O yüzden bu da gitti. Yağıştan gerçekleşmesi için gerekli olan hava sıcaklığı. Burada hava sıcaklığından hiçbir şekilde bahsetmemiş. O da yanlış. Ama havanın bulutlu olması demiş. Üçünde de bulutlu, bulutlu, bulutlu. Üçünde de ortak. Dolayısıyla Adana çıktı. Evet. 14. Burada rüzgar oluşumunu vermiş. Rüzgar nedir? Soğuk olan ortamdan sıcak olan ortama doğru yatay yönlü hava hareketidir. Şimdi tek olan mum nedir? Biraz daha soğuktur, değil mi bu taraf? Sıcak olan 3 tane mum tarafı da sıcaktır. Bu tarafı yani sol tarafımız soğuk, sağ tarafımız sıcaktır. Buna göre hangisi söylenemez? Üçlü mumun olduğu bölgede yükselici hava. Şimdi sıcak olan yerde nedir? Yükselici hava. Sıcak olan hava molekülleri ne yapar? Buharlaşır. O yüzden de yükselici hava hareketi gözlenir. Dolayısıyla Adana söylenir. Bursa'ya bakalım. Tek mumun sol tarafı. Şimdi sol tarafı soğuk. Bu taraf soğuk olacak. Sağ tarafı sıcak olacak. Değil mi? Şöyle mumun bu tarafı sol tarafı soğuk. Mum şöyle olduğunu düşünürsek. Bu tarafı sıcak olacak. Şimdi bakıyorum. Tek mumun sol tarafında kalan bölge
sağ tarafında kalan bölgeye göre daha soğuktur. Değil mi? Bu da buradan çıkar. Çünkü sağ tarafta üçlü mum olduğu için daha sıcak olması gerekir. Üçlü mumun olduğu bölgelerde yerdeki hava moleküllerinin yoğunluğu azdır. Sıcak olan yerde hava hafifleşir, yoğunluğu hafif olur ve yukarı doğru hareket eder ve yoğunluğu az olur. Üç de gözlemlenir. Tekli mumun sol tarafında kalan bölgede. Şimdi tekli mumun sol tarafında kalan bölge neydi? Soğuktu, değil mi? Burada şu taraf, sol taraf soğuk demiştik. Yağmur yağışma olanağı fazladır. Şimdi soğuk olan yerde yağış ihtimali azdır. Sağ taraf olan yerde sıcaklık, dolayısıyla buharlaşma, dolayısıyla da yağmur, hepsi birbiriyle doğru orantılı. Ama sol tarafında soğuk olan yer soğuk olduğu için orada yağış ihtimali fazla değil, düşüktür. Dolayısıyla Denizli yanlıştır. Şimdi 15. soruya bakıyoruz. 15. soruda birim yüzeyine düşen ışık enerjisi miktarları arttıkça yüzeyin sıcaklık değişimi de artar. Şimdi özdeş termometreler diyor. Bu kısım çok önemli. Özdeş termometreler. Üzerine özdeş el fenerleri aşağıdaki gibi tutulmuştur. İlk sıcaklıkları aynı olan termometrelerle ilgili yapılan bu deneylere göre hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? İkinci deneyde yüzeye düşen toplam ışık miktarının daha az olması. Şimdi Adana kalsın, Bursa'ya geçelim. İkinci deneyde ışınların daha geniş alanı aydınlatması. Bakın arkadaşlar, ikinci deneyde alan bu kadar. Birinci deneyde alan bu kadar. O zaman ikinci deneyde alan daha büyük değil mi? Dolayısıyla 2 doğru. Birinci deneyde birim yüzeyine düşen ışık enerjisi miktarının daha fazla olması. Arkadaşlar dik açıyla geldiği için birim yüzeydeki ışık enerjisi miktarı da fazladır. O yüzden 2 de çıkar. Birinci deneyde termometrenin daha büyük değer göstermesi. Şimdi birinci deneyde nedir arkadaşlar? Dik açıyla geldiği için daha büyük bir değeri gösterir. O yüzden denizi de çıkar. Ama şimdi Adana'ya tekrar geliyorum. İkinci deneyde yüzeye düşen toplam ışık miktarının daha az olması. Bakın toplam ışık miktarı diyor. Bu çok önemli. İkisinde de toplam ışık miktarları eşittir. Niye? Çünkü termometreler özdeş. Özdeş olduğu için de ikisi de aynı ışığı gönderecek. Dolayısıyla ışık miktarları da eşit olacak. O yüzden Adana yanlıştır. Şimdi 16'ya geçiyoruz. 16. Bu tabloya göre hangisi söylenebilir demiş. Hava olayları ile ilgili olaraktan demiş. 28 Nisan tarihinde Cuma günü beklenen hadise ve sıcaklıkları vermiş. Şimdi saat 15'te hava sıcaklığının 27 derece olması imkansızdır. Saat 15 nerede? Burada. Nedir? Hava sıcaklığının 27 derece olması imkansız değil, olabilir. Zaten burada da o ihtimali vermiş. O yüzden Adana gitti. Söylenebilir diyor zaten. Saat 9'da şiddetli bir rüzgarın olması beklenen bir durumdur. Şimdi saat 9'da ne bekleniyor? Havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. O yüzden rüzgar oluşumu ile ilgili bilgi de yok. Bu da gitti. Ceyhan'a bakıyoruz. Saat 12'de bu bölgede sadece alçalıcı hava hareketinin olması beklenmektedir. Şimdi saat 12'de nedir arkadaşlar? Hava gene az bulutlu ve açık. Şimdi burada hava hafif bir rüzgar olabilir, yani alçalıcı hava mı, yükselici hava mı olduğu ile ilgili bir bilgi yok. Sadece havanın az bulutlu ve açık olduğu ile ilgili bir bilgi var. O yüzden bununla ilgili de bir yorum yapamam ben. Ama saat 14'te kar yağışı olması beklenen bir durum değildir. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman saat 14 nedir? Şu aralıkta da değil mi? Şöyle. Buradan kar yağışının beklenmesi gibi bir durum yok. Havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Böyle bir durum beklenmiyor. Dolayısıyla cevabımız Denizli'dir. Evet, 17. sorudan devam ediyoruz. Verilen araştırma kesitine göre hangisine ulaşılabilir demiş. Şimdi dünyamızın yörüngesinde yaklaşık 23,5 derecelik bir açıyla eğik duruyor. Bu da dünyamız üzerindeki güneş ışınlarının geliş açılarının değişmesine, bak, dünyamızdaki bazı noktalarının geliş açısının değişmesine sebebiyet veriyormuş. Dünyamızın şeklinden dolayı. Örneğin güneş ışınları ekvatoru dik ve dikey yakın açılarla gelirken
Eksen eğikliği sebebiyle kutup bölgelerine eğik açılarına bakın. Kutup bölgelerine eğik açıyla düştüğüne göre diyor daha soğuk olabiliyormuş diyor. Ve buna göre de diyor gece gündüz süreleri diyor sürekli değişebiliyormuş diyor. Bu kesite göre hangisine ulaşılabilir? Dünyanın güneş etrafındaki hareketi süresince eksen eğikliği açısı değişir. Eksen eğikliği açısı sabittir. 23,5 derece diye vermiş burada, o yüzden Adana olmaz. Bursa ekvator bölgesi kutup bölgelerine göre her zaman gündüz süresi daha fazla yaşar. Şimdi burada gündüz süresinin daha fazla olduğu ile ilgili değil, daha çok ekvatora dik açıyla geldiği, kutup bölgelerine gittikçe eğik açıyla geldiği ile ilgili bir bilgi var. Bu da yanlış. Ceyhan'da ama ekvatordan kutuplara doğru güneş ışınlarının yere düşme açısı değişir demiş. Direkt bunu buradan vermiş. Burada şu iki cümleden çıkarabiliriz. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Evet. 18. soruya geçiyoruz. 18. soruda dünyada gece gündüz eşitliği olan bir tarihteki güneş ışınlarının durumu aşağıdaki gibidir. Bu durum incelenirse hangisi söylenemez? Ekvator çizgisi üzerindeki. Şimdi bu nedir? 21 Mart ve 23 Eylül tarihi olduğunu görebiliriz. Çünkü güneş ışınları bakın ekvatora dik geliyor. Ekvatora dik geldiği tarihler neler? 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir arkadaşlar. Buna göre hangisi söylenemez? Şimdi ekvator çizgisi üzerine birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı dönencelere göre daha fazladır. Çünkü ekvatora dik açıyla geliyor, dönencelere biraz daha iyi açıyla geliyor. O yüzden Adana direkt çıkarılır arkadaşlar. Bursa'ya bakıyoruz. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ışığın yere düşme açısı azalır. Ekvatora dik açıyla geliyor 90 derece. Daha sonra bu açı yavaş yavaş arkadaşlar azalıyor. O yüzden kutuplara doğru gittikçe düşme açısı azalır demiş. Bursa'da doğru. Yengeç ve oğlak dönencesinde farklı açılarla. Arkadaşlar bakın yengeç ve oğlak dönencesi ekvator olan uzaklıkları eşit olduğu için ikisine de arkadaşlar aynı açılarla geliyor bakın. Yengeç ve oğlağa ikisine de aynı açılarla geliyor. O yüzden Ceyhan yanlıştır. Farklı açılarla değil aynı açılarla olacaktı. Şimdi 19. soruya bakıyoruz arkadaşlar. 19. soruda dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi sırasında yaşanan mevsimler verilmiştir. Buna göre diyor, hangisine göre diyor? Önce artar, sonra azalır. Şimdi 4 konumundan 2 konumuna doğru gidildikçe, yani 4'ten 2'ye doğru gidildikçe ekvator üzerinde birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı. Arkadaşlar 4'te bir defa ekvatora dik açıyla geldiği için burada ışık enerjisi miktarı fazladır 4'te. Yani önce azalır sonra artar. Ama burada ne demiş? Önce artar sonra azalır demiş. O yüzden Adana yanlıştır. 3 konumundan 1 konumuna. Şimdi tekrar bakıyoruz. 3 konumundan 1 konumuna güney yarımkürede birim yüzeye düşen enerji miktarı. Kıştan yaza gitmiş. Kıştan yaza gittiğine göre birim yüzeydeki enerji miktarı sürekli artar. Önce artıp azalma değil, sürekli artar. O yüzden Bursa'da olmaz. Ceyhan'a bakıyoruz. 1 konumundan 3 konumuna. Şimdi 1 konumundan 3 konumuna baktığımız zaman güney yarımküredeki birim yüzeye düşen enerji miktarı ne demiş? Yazdan kışa gitmiş. Kış demek soğuk demek. Soğuk olduğuna göre birim yüzeye düşen ışık enerji miktarı sürekli azalır. O yüzden bu da olmaz. Şimdi 1 konumundan 3 konumuna. Pardon, şu şıkta Ceyhan'da olmaz. Denizli'ye bakıyoruz arkadaşlar. 2 konumundan 4 konumuna doğru. Yani buradan buraya doğru arkadaşlar. Nedir? Güney yarımküredeki bir cismin öğle vakti gölge boyu. Nedir? Şimdi kışa doğru gittiğim için buraya eğik açıyla geliyor. O yüzden nedir? Gölge boyum artar. Yani 2'den 3'e doğru gölge boyum artar. Sonra sıcağa gidiyorum bakın arkadaşlar. Sıcağa gittiğim için gölge boyum sonra azalacak. Yani 2'den 3'e doğru gölge boyum artar. 3'ten 4'e doğru gölge boyum azalır. Ne yaptı? Oldu mu? 2'den 4'e doğru önce artar sonra azalır. Dolayısıyla Denizli olmuş oldu. Şimdi 20. soruya geçiyoruz. Son soruya. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yapılan bu gözlem ile açıklanabilir? Şimdi bir nesnenin ışık kaynağından yayılan ışık çarptığında nesnenin aydınlanan yüzünün tersinde oluşan bir nesneye ışık kaynağından yayılan ışık çarptığında nesnenin aydınlanan yüzünün tersinde oluşan karanlık bölgeye gölge denir.
Öğle vakti bir evin gölgesi aşağıdaki gibi gözlenmiştir. Buna göre hangisi açıklanabilir? Şimdi arkadaşlar birinci şekle dikkat ettiğimiz zaman birinci şekilde güneş ışınları dik ya da dike yakın açıyla geldiği için gölge boyu nedir? Küçücüktür. İkinci şekilde öğleden sonra ise güneş ışınları eğik açıyla geldiği için gölge boyun daha uzundur. O zaman ne diyebilirim? Ben buradan direkt Adana güneş ışınlarının düşme açısı arttıkça bir cismin sıcaklık değişimi azalır demiş. Sıcaklık değişimi değil, gölge boyu diyecekti. Adana olmaz. Güneş ışınlarının düşme açısı arttıkça gölge boyu kısalır. Direkt Bursa çıkar. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır arkadaşlar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Classmate 8. sınıf deneme sınavı Türkçe bölümünde birlikteyiz. Ben Türkçe öğretmeni Hilmi Erdoğan. Türkçe bölümünü birlikte çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım hemen. Birinci soru bir deyim sorusu arkadaşlar. Deyim anlamıyla ilgili bir soru var karşımızda. Bu metinde numaralanmış deyimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruyor. Baktığımız zaman bir numaralı alt çizili kısımda havaya kılıç sallamak deyimini kullanmış. Havaya kılıç sallamak deyiminin anlamı gereksiz yere çaba harcamaktır. A seçeneğine baktığımızda birinci deyim yalnız başına istediği gibi davranmak anlamıyla kullanılmıştır diyor. Hayır, yalnız başına istediği gibi davranmak anlamında değil, gereksiz yere çaba harcamak anlamında kullanılmıştır. Diğer seçeneklerdeki deyimlerin anlamı doğru verilmiş. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Gelelim ikinci soruya. İkinci soru bir sözcükte anlam sorusu. Metinde aşağıdaki anlamlardan hangisini veren bir sözcük kullanılmamıştır diyor. Olumsuz bir soru kökü kullanmış. A seçeneğinde herhangi bir konuda yüksek bilgisi ve yetkisi olan kimse anlamında. Evet, Halil İnalcık tarihçiler açısından kutuptu derken. Evet, yüksek bilgisi ve yetkisi olan kimse anlamında kullanılmış. Bir yerden veya bir durumdan çıkmak, kurtulmak anlamında sıyrılmak sözcüğü kullanılmış. Bir sorunu ele alış, ona bakış biçimi derken, evet, yaklaşım sözcüğü kullanılmış bu anlama gelen. Emek vererek bir şeyi daha elverişli bir duruma getirmek ifadesi, metinde bu anlama gelen herhangi bir sözcük kullanılmamış arkadaşlar. Burada ışık tutmak sözcüğü çeldirici olarak kullanılmış ama ışık tutmak sözcüğü daha elverişli bir duruma getirmek değil, kılavuzluk etmek, öncülük etmek anlamında kullanılır. Bu yüzden cevabımız D seçeneği oldu. Üçüncü soruda bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangileri kesin olarak çıkarılır demiş. Kesin olarak ifadesi altı çizili, bu tarz sorularda dikkat etmek gerekiyor. Net olması lazım ve kesin olması gerekiyor. Japonya Uzay Ajansı uzaya ilk kez 1990 yılında araç göndermiştir diyor. Metne baktığımız zaman böyle bir anlam çıkmıyor cümleden arkadaşlar. 1990 yılında Ay'a ulaşmayı başaran aracı diyor ama daha önce gönderdi veya göndermedi. Bununla ilgili herhangi bir bilgi edinemiyoruz. İkinci cümlede 1990 yılında Ay'a iniş yapabilen tek ülke Japonya'dır demiş. Bu yılda başka bir ajans ya da başka bir ülke Ay'a iniş yapabildi mi? Bununla ilgili de kesin olarak bir bilgimiz yok. Üçüncü cümleye baktığımız zaman NASA'dan önce sadece bir ajans Ay'a iniş yapabilmiştir diyor. Evet, Japonya Uzay Ajansı üçüncü ajans olarak inmiş. Sıralamada NASA'dan hemen sonra yer aldığına göre NASA ikinci sırada. Dolayısıyla birinci sırada başka bir ajansın da olması gerektiği için evet, NASA'dan önce sadece bir ajans Ay'a iniş yapabilmiştir. Tek kesin olarak çıkarılabilen yargı üçüncü cümledir. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Evet, dördüncü soruda iki cümle vermiş bize. Birinci cümlede plastik atıkları yumurtlayan kayakçı böceğinin yumurtaları pek çok balığı besliyor demiş. İkinci cümlede ise plastik atıklar deniz canlılarının tamamının yaşamını tehlikeye atıyor demiş. Evet, birinci cümlede pek çok balığı beslediğini ve bu böceğin yumurtalarını plastik atıklara yapması, ikincide ise tamamının yaşamı tehlikeye atıyor gibi ifade bulunması aslında ikinci cümlede yer alan bilgiyle çelişen bir durumdan söz edildiğini, yani o bilgiye karşıt olan, zıt olan bir bilgiden söz edildiği ortaya koyulmuş oluyor. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olmuş oluyor.
Beşinci soruda fiilimsinin, daha doğrusu isim fiilin tanımı yapılmış, örneklendirilmiş ve kalıcı isimden bahsedilmiş. Ki buna göre aşağıdakilerin hangisinde isim fiil eki aldığı halde kalıplaşarak bir varlık ya da kavramı karşılayan sözcük yoktur demiş. Evet, aslında bize burada kalıcı ismin tanımı yapılmış. Fiilimsi eki alıp bir varlığın, bir kavramın adı olarak kullanılan sözcüklere biz kalıcı isim diyorduk. A seçeneğine baktığımız zaman deneme sözcüğü, metin türü olan denemeden bahsettiğimiz zaman kalıcı isim olarak kullanılır. Dondurma sözcüğü keza aynı şekilde yiyecek olarak kullanıldığı için kalıcı isimdir. D seçeneğinde hem ekmek hem de yemek sözcükleri kalıcı isim olarak kullanılmış. Ama B seçeneğine baktığımız zaman en yakın arkadaşımın yurt dışına gidişi beni çok üzmüştü derken burada hala bir iş bildirmeye devam ettiği için isim fiil olarak kullanılmış. Bu yüzden cevabımız B seçeneği oluyor. Altıncı soru cümlelerin sıralanıp bir paragraf, bir metin oluşturulmasıyla alakalı bir soru. Sondan ikinci olanı soruyor bize. Evet, alt 5 tane cümle var. Yani sondan ikinci, dördüncüyü sormuş oluyor bize. Baktığımız zaman sıralamayı bu şekilde yaptık. 5 numaralı cümleyle başlıyor. Sindirim sistemi besinleri sindirmek dışında bazı etkinlikleri de yöneten bir güçtür demiş. Bakın cümle ne ile bitiyor? Güç ifadesiyle bitiyor. Diğer cümlede doğal olarak ona benzer bir ifadeyle başlaması gerekiyor ki mantık akışına uysun ve anlamlı bir bütün oluştursun. Dördüncü cümleye baktığımız zaman sindirim sisteminin gücü, evet yine güçten devam ediyoruz. Mide ve bağırsaklardaki zengin sinir ağlarından gelir demiş. Neyle bitirdik? Sinir ağlarıyla bitirdik. Dolayısıyla diğer cümlemizde yine sinir ağlarıyla deva başlayacak. Baktığımız zaman ikinci cümlede sinir ağları beynin görev alanına giren kimi etkinliklerde belirleyici bir rol üstlenir demiş. Sonra devam ediyorum. Belirleyicilik burada bizim için önemli. Bir numaralı cümleye baktığımız zaman zihinsel süreçler ve davranışlar sindirim sisteminin belirleyici olduğu etkinliklerdir. Evet, neler olduğu örneklendirilmiş belirleyici rol olarak. Birinci cümleyle devam ettik ve son olarak sindirim sistemi özellikle zihinsel süreçlere etkisi nedeniyle ikinci beyin olarak adlandırılır deyip farklı bir isimlendirmeye geçmiş. Bu tarz sorularda cümle neyle bitiyor, diğer cümle neyle başlıyor, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Birbiriyle ilişkili olacaktır hep. Bu şekilde çözerseniz işiniz biraz daha kolaylaşacaktır. Bu yüzden sondan ikinci cümlemiz A seçeneğindeki bir numaralı cümle olmuş oldu. Yedinci soruda ana düşünceyle ilgili bir soru. Metni asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Evet, ana düşünce sorularında hep söylüyorum arkadaşlar. Genellikle sonuç bölümünde, metnin son bölümünde ortaya koyulan fikirlerdir. Burada da gördüğünüz gibi insanın en çok gereksinim duyduğu şeylerin başına anlaşılmak geldiğini, bu anlaşılma ihtiyacının da insanların yüzyıllardır edebiyatla ortaya koyduğunu, edebiyata ilgi duyan insanların hem kendilerini hem başkalarını daha iyi tanıyacağını ve bu şekilde daha iyi anlaşılabileceğinden bahsediyor. Ve son cümleye baktığımız zaman karşılaştığı her bir insan ve hayat kişinin başkalarının duygularını daha iyi görebilmesine olanak tanır demiş. Evet, edebiyattaki okuduğu kişilerden ve okuduğu hayatlardan başkalarını daha iyi tanıyabilmesine olanak sağladığından bahsediyor. Dolayısıyla C seçeneğine baktığımız zaman edebiyat insanların birbirini daha iyi anlamasına hizmet eder demiş ve asıl anlatılmak istenen C seçeneğinde karşımıza çıkıyor. 8. soruda yardımcı düşünce ile ilgili bir soru arkadaşlar. Bu metinde sahaflar çarşısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Baktığımız zaman insanların huzur bulduğu bir mekan olduğuna demiş. Evet, gönlünü ferahlatma yeri olduğundan bahsediyor birinci cümlede, altını çizdiğim bölümde. Araştırmacılara zengin bir kaynak sunduğundan bahsedilmiş. Çünkü ikinci cümleye bakarsak çarşı araştırmacılar için türlü mücevherler, takılar bulunan bir hazine gibidir derken zengin bir kaynak olduğu burada dile getirilmiş. Yine devam ediyorum. Çok değerli eserlere ev sahipliği yaptığından bahsedilmiş. Üçüncü cümlede tarihin derinliklerinde unutulan ya da kaybolan çok kıymetli bazı eserler
sahaflar çağrısında yeniden doğmuştur derken, evet, çok kıymetli eserlerin bulunduğundan bahsedilmiş. C seçeneği de bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ama bazı eserlerde mekan unsuru oluşturduğuna dair metinde herhangi bir ifade geçmiyor. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği oldu. Evet, 9. soruya geldiğimiz zaman bir hikaye verilmiş ve hikaye unsurları ile ilgili bir soru sorulmuş. Hangisi söylenemez diye soruyor bize. Evet, birinci cümlede zaman ortaya konmuştur derken, evet, Çeldirici karşımıza çıkıyor burada. Yaklaşık 6 ay önce ifadesi zaman ifadesi taşıyormuş gibi ya da zaman bildiren bir ifadeymiş gibi görünse de arkadaşlar, bizim için hikayenin gerçekleştiği zaman önemli. Yaklaşık 6 ay önce yaşanan bir olaydan bahsetmiyor bu hikayede. 6 ay önce yağmurlu bir günde ayrılmıştı ailesinden ve sevdiklerinden. Doktor olup köye döndüğü için genç yaşlı, çoluk çocuk, herkes onu karşılamaya gelmişti. Yani evet, buradaki olayımız köydeki herkesin onu karşılamaya gelmesi, köy meydanında toplanan kalabalığı görünce duygulanması olayın nerede geçtiğini ifade ediyor. Annesinin ve babasının Yusuf'un diye boynuna sarılması kişilere yer verilmiş. Ama köye gelip köy meydanında onu herkesin karşılaması yaklaşık 6 ay önce olan bir durum değil arkadaşlar. Yani bu yüzden zaman ortaya koyulmamış burada. Cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Evet, 10. soruda hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden birine getirilemez demiş. Çocukluktan bahsediyor. Çocukluğun insan yaşamının en önemli zamanı olduğundan bahsetmiş. Dolayısıyla birinci boşluğa biz A seçeneğindeki pek çok sanatçının eserlerindeki esin kaynağı kendi çocukluğudur demiş. Pertel Naili Boratal, bu yüzden insanın memleketi doğduğu yer değil çocukluğunun geçtiği yerdir derken ikinci cümleyi destekler nitelikte olduğunu görebiliyoruz. Diğer boşlukta ise insan için bu denli önemli olan zaman ve yer onun eserlerine de elbette yansır demiş. Çocukluk yıllarını bir maya misali kullanarak eserlerini yoğurur mu, yoksa insan çocukluk yıllarının geçtiği yere daha çok değer verir demiş. Evet, zaten cümlenin devamında da gördüğünüz gibi çok değer verdiğini, onun için çok önemli olduğundan bahsetmiş. İkinci boşluğa da D seçeneğindeki cümleyi getirdik. Son boşluğa baktığımız zaman B seçeneğinde bulunan çocukluk yıllarını bir maya misali kullanarak eserlerinde yoğurur derken yine son cümlede çocukluk mayasından bahsetmiş. Birbiriyle ilişkili cümleler kurmuş burada. Ama sırf kendi çocukluğu değil başkalarının çocukluğuna da ilham verir ifadesi metnin hiçbir bölümünden çıkarılabilecek bir ifade değil. Metnin tamamında kendi çocukluğuna eğildiğini, kendi çocukluğuna yer verdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmuş oldu. 11. soru bir grafik yorumlama sorusu arkadaşlar. Fabrikanın 2021 yılına ait meyve suyu üretiminin türlere göre dağılımını gösteren grafik verilmiş. 2022 yılında nar suyu üretimini bırakmış. Ayrıca fabrikanın meyve suyu yüzdelerinde değiştiğini ifade ediyor. Bu bilgilere bakarak hareket ettiğimizde A seçeneğini doğrudan eliyorum. Neden eliyorum? Çünkü bu fabrika 2022 yılında, yani bizim altta gördüğümüz dairesel grafikte nar suyu üretimine yer verilmemesi gerekiyor. Ama baktığımız zaman A seçeneğinde nar suyu üretimine yer verilmiş. O yüzden A seçeneğini eledik. B seçeneğine baktığımız zaman yine devam edelim verilen bilgilerden hareketle. Kayısı ile vişne suyunun üretimi artmış ve ikisinin de sıralamadaki yeri değişmiştir diyor. Bakın, kayısı ile vişne suyunun üretimi artan C seçeneğinde üretim artmış ama sıralama değişmemiş arkadaşlar. Yine şeftali birinci sırada, portakal ikinci sırada, kayısı üçüncü sırada, vişne dördüncü sırada. Yine 2021 yılındaki grafiğe baktığımızda sıralama aynı. Yani C seçeneği de bu öncülümüzü sağlamadığı için eledik. B seçeneğini neden elediğimizi de söyleyeyim. Portakal suyunun üretimi azalmış ancak sıralamadaki yeri aynı kalmıştır diyor. Portakal suyu ikinci sıradaydı. B seçeneğine baktığımız zaman evet, üretimi azalmış ama sıralamadaki yeri aynı kalmış mı derseniz, evet kalmış, hem B'de hem D'de. Bu iki olanağı da sağlıyor.
Üretim yüzdesinin en düşük artış şeftali ve elma suyunda gerçekleşmiştir diyor. Kayısıya baktığımız zaman arkadaşlar %15'lik bir oran gösterirken B seçeneğinde kayısı yine %15'lik bir durumda. Yani sabit kalmış burada. En düşük artış olanın diğerleri olduğunu çıkaramıyorum. Ama D seçeneğine baktığımız zaman bütün öncülleri sağladığı için cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Evet, 12. soruda bir oyundan bahsetmiş. Kelime oyunu var burada arkadaşlar. Oyunun yönergelerini vermiş kelime oyununun. Evet, birinci yönergede demiş ki verilen kelimenin ikinci harfini çıkararak yeni bir kelime bul. İlk basamakta bulduğun kelimenin ilk ve son harfini başka harflerle değiştirip ikinci ve üçüncü harflerin yerini değiştirmeden bir kelime bul demiş. Bize verdiği kelime artık kelimesi. Şimdi yönergeleri uygulayalım bakalım. Verilen kelimenin ikinci harfini çıkararak yeni bir kelime bul demiş. İkinci harf yani R harfini çıkardığımız zaman evet atık kelimesini bulabiliriz. Atık kelimesinde ikinci ve üçüncü harfin yerini değiştirmeden ilk basamaktaki ilk ve son harfi yani A ve K'yi çıkardığında T sesleri kaldığında arkadaşlar evet başına I ve R getirerek ıtırı oluşturabilirim atık kelimesinden. Yine devam ediyorum. Bu harflerle başka hangi kelimeyi oluşturabilirim? Atık yerine evet kıta kelimesini oluşturabilirim ama burada seçeneklerde kıta ile ilgili bir kelime oluşturmamış. Başka ne oluşturabilirim? Katı kelimesini oluşturabilirim. Yine katı kelimesindeki birinci ve son harfi attığımızda at sesleri kalıyor. Dolayısıyla şato kelimesini türetebilirim bundan. Ve yine atık kelimesinin harflerinden takı kelimesini oluşturabilirim. Takı kelimesini oluşturduğumda da ilk ve son harfleri attığım zaman ak sesleri kalıyor. Yine vaka kelimesini buradan oluşturabilirim. Ama T ve A seslerinin kaldığı yani etap şeklinde bir kelime üretebileceğim herhangi bir durum söz konusu değil. Bu yüzden cevabımız A seçeneği oldu. Evet 13. soruda arkadaşlar bir elektrik direkleri ile ilgili durumdan söz ediyor. Taşıyıcı bulunduğunu, durdurucu bulunduğunu, köşede taşıyıcı, nihayet ve yine nihayet yani başta ve sonda da nihayetin olduğundan bahsediyor. Bir görsel yorumlama sorusu aslında arkadaşlar bu. Buna göre aşağıda direk haritalarından hangisi yanlış oluşturulmuştur diyor. Doğrudan B seçeneğine baktığımız zaman diğer seçeneklerin zaten doğru bir şekilde oluşturulduğunu görebiliyoruz ama B seçeneğinin neden yanlış olduğunu göstereyim. Evet, hatta baştan başlayan nihayet yani baş ifadesi verilmiş burada. Daha sonra 7 taşıyıcı arda arda geliyorsa 7.'den sonra durdurucu geldiği söylenilmiş. Ama baktığımız zaman burada evet 2, 4, 6 tane taşıyıcı gelmiş. 6 taşıyıcıdan sonra bir köşe gelmiş. Köşeden bir dönüş var. Buraya kadar hiçbir sorun yok. Fakat köşeden sonra devam edene baktığımız zaman 5 tane taşıyıcı kullanılmış arkadaşlar düz hat boyunca. Ama sonra bir durdurucu gelmiş. Oysa ki 7 taşıyıcı arda arda geliyorsa biz durdurucu kullanıyorduk. Yani buradaki durdurucunun henüz kullanılmaması gerekiyordu. Yanlış olarak verilen harita B seçeneğindeki harita olmuş oldu. 5'ten sonra kullanılmış, 7'den sonra kullanılması gerekiyordu. Evet 14. soru bir sözel mantık sorusu. Aslı, Cenk ve Derya pazartesi, salı ve çarşamba günü birer koşu yapmışlar. Bu kişilerin koşu sonundaki sıralamalarıyla ilgili bilgi verilmiş. Baktığımız zaman her bir gün bir kişi, birinci bir kişi, ikinci ve bir kişi üçüncü olmuştur diyor. Yani mutlaka bu yarışta eşit bitiren yok. Birinci, ikinci ve üçüncü şeklinde sıralanacaklar. Derya hiçbir gün birinci olmamıştır diyor. Derya'yı birinci sıraya koymayacağız arkadaşlar. Ben bu şekilde günleri yazdım. Pazartesi, salı ve çarşamba olarak ve sıralama yaptım. 1, 2, 3 diye. Bu tarz sorularda mutlaka arkadaşlar verilen bilgilerden yola çıkarak bir şekil, şema oluşturmamız gerekiyor. Salı ve çarşamba günü aynı kişi birinci olmuştur diyor. Henüz kim olduğunu bilmiyorum. Devam ediyorum. Aslı sadece çarşamba günü üçüncü olmuştur diyor. Şimdi baktığım zaman Aslı'yı ben çarşamba günü üçüncü sıraya koyduğum zaman Derya birinci olmadıysa dolayısıyla birinci kim olacak? Mecburen Cenk olacak. Cenk çarşamba günü birinci sırada, Derya ikinci sırada, Aslı üçüncü sırada. Şimdi buna göre baktığım zaman
Salı ve çarşamba günü aynı kişi birinci olmuştur dedin. Salı günü yine Cenk birinci sırada. Aslı sadece bir gün sonuncu olmuştu. O zaman Aslı ikinci sıraya geldi. Dolayısıyla üçüncü sıraya da Derya gelmiş oldu. Ama pazartesi ile ilgili herhangi bir bilgiye ulaşamıyorum arkadaşlar. Buradan kesin olarak belli olan Salı ve çarşambanın sıralaması olduğu için cevabımız D seçeneği olmuş oldu. Evet, 15. soru bir söz sanatları sorusu arkadaşlar. Yine cümlede anlamla ilgili de bir soru. Söz sanatları sorusu değil, bir cümlede anlam sorusu. Baktığımız zaman metnin anlatımı ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenemez diyor. Tanımlamadan yararlanılmıştır diyor. Evet, birinci cümleye baktığımız zaman kişileştirmenin tanımı yapılmış. Tanımlama neydi? Bu nedir sorusunun ya da bu kimdir sorusunun cevabıydı. Baktığımız zaman kişileştirme nedir ifadesine acaba yer verilmiş mi burada? Bakalım. İnsana özgü bir niteliğin insan dışı bir varlık ya da kavrama aktarılmasıdır. Nedir bu? Kişileştirmedir. O yüzden bir tanımlama yapılmış. Karşılaştırmaya yer verilmiş mi, ona bakalım. Zıtlık, abartma gibi söz sanatlarına nazaran daha fazla kullanılmıştır diyor. Özellikle bu en ve daha ifadelerine dikkat etmek gerekiyor. Karşılaştırmada sıkça karşımıza çıkan ifadeler. Dolayısıyla karşılaştırmaya yer verildiğini de görüyorum. Şimdi şu sizi yanıltmasın arkadaşlar. 17. yüzyılda Çukurova bayramlığını giyerken diyen Karacaoğlan'da 20. yüzyılda kolun açmış yollarımı gözlüyor benim sadık yârim kara toprakta diyen Aşık Veysel de kişileştirmeye başvurmuştur derken. Evet, bakın zaten ne diyor? Söz gelişi diyor. Söz gelimi, söz gelişi, örneğin, misal gibi ifadeler örneklendirme ifadelerinin başında karşımıza çıkan ifadelerdir. Dolayısıyla burası aslında bir örneklendirmedir. Tırnak içerisinde gördüğünüz her duruma atlayıp da tanık gösterme demiyoruz arkadaşlar. Burada bir alıntı yapmış ama birden fazla alıntı yapması bu onun örneklendirme olduğunu gösteriyor bize. Tanık göstermede o konuda uzman bir kişinin ya da bir eserden alınan bir söze yer verilmesi gerekiyordu. Ama bu birden fazla yapılırsa amaç tanık gösterme değil, örneklendirmedir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oldu. Evet, 16. soru bir noktalama sorusu arkadaşlar. Virgül bu parçadaki aşağıdaki işlevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır diyor. Çocuklar iyi bir gelecek istiyorsanız bol bol okuyun derken, bakın buradaki çocuklar ifadesi yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek değil. Burada arkadaşlar hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur görevinde kullanılmıştır. Çocuklar derken burada karşısındaki kişilere hitap ettiğini görüyoruz. Daha önce de bu tarz sorular geldi. Özne ve hitap olayını arkadaşlar birbirinden ayırt edin. Çocuklar bahçede arkadaşlarla top oynuyordu deseydi kim top oynuyordu? Çocuklar. O zaman özne görevinde kullanılacaktı. Ve dolayısıyla A seçeneği doğru olmuş olacaktı ama burada çocukları hitap için kullanmış. Yine çocuklar, arkadaşlar, gençler gibi ifadeler hitaptır. Lütfen bunların cümledeki yerine dikkat etmek gerekiyor. İkinci kısımda roman, öykü, şiir, köşe yazısı derken eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında kullanılmış. Yine bir sürü okuduklarınızı ayırt edecek, seçici bir okuyucu haline geleceksiniz derken sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği oluyor. Evet, 17. soruya geldik. 17. soru, roman okumanın kişiye katkıları nelerdir diye bir soru sormuş. Hangisi bu soruya verilmiş bir yanıt olamaz diyor. Roman okumanın kişiye katkıları, bakın burada dikkat etmemiz gereken bu. A seçeneğinde zaten insanları, yani şöyle bir katkıdan bahsedilmiş. Günlük yaşamın stresinden kurtulmanın en kolay yollarından biri roman okumaktır. Evet, roman okumanın günlük yaşamın stresinden kurtardığını anlatıyor. Yani kişiye katkısı anlatıyor. Dolayısıyla A seçeneğimiz bir yanıt olabilir. B seçeneğine baktığımız zaman birçok insan sahip olduğu yazma becerisinin farkında değildir. Roman okumak bu beceriyi fark etmeyi ve geliştirmeyi sağlar. Evet, yine kişiye katkısından bahsetmiş. D seçeneğine bakalım. Güçlü bir hayal gücünün temelinde roman okumak vardır. Roman okuyan insanlar düşünce ufkunu genişletir, farklı düşünme becerisi kazanır. Evet, yine roman okumanın kişiye katkılarından bahsediyor. Ama C seçeneğine baktığımız zaman insanların okuma tercihleri bireysel gelişimlerinde rol oynar,
Kimileri roman okumayı, kimileri hikaye ya da şiir okumayı tercih. Bakın burada roman okumanın katkılarından değil de okumanın aslında insanlar üzerindeki etkisinden, katkısından bahsedilmiş. Ama bizden istenen roman okumaydı. Yani biraz da özele indirgeyerek bir soru sormuştu ama C seçeneğinde genel olarak tüm türleri okumanın faydasından ya da katkısından bahsedilmiş. Bu yüzden cevabımız C seçeneği oldu. 18. soru bir yazım kuralları sorusu arkadaşlar. Baktığımız zaman hangisinde yazım yanlışı yoktur demiş. Birinci cümlede Türklerin Asya kıtasından Anadolu'ya ne zaman geldiği hep tartışma konusu olmuştur demiş. Evet, kıta, bölge arkadaşlar adı büyük yazılır ama kıtanın tür adının yani kıtanın K'sinin küçük olması gerekiyor. Evet, Asya büyük, Türkler büyük, lereki kesme işaretiyle ayrılmaz burada. Ama kıtanın K'sinde bir hata olduğunu görebiliyoruz. İkinci cümlede tarih kitapları Malazgirt Savaşı'nı adres gösterse de derken savaş arkadaşlar çağ, dönem, özel durumlar, savaşlar, anlaşmalar bunlar özel isimdir arkadaşlar. Savaşın S'sinde yine büyük yazılıp gelen ekin kesme işaretiyle ayrılması gerekiyordu. Dördüncü cümlede de birçok tarihçi de bunlara dayanarak Türklerin Anadolu'da öteden beri yaşadığını kabul etmektedir derken evet birçok, hiçbir, birkaç gibi sözcükler arkadaşlar belirsizlik bildiren sözcüklerin bitişik yazıldığını biliyoruz ama burada ayrı yazılmış, bu bir yazım hatası. Yine tarihçi D derken buradaki D bağlacının bitişik yazılmış olması da yazım hatasıdır. Ama üçüncü cümlede herhangi bir yazım hatası yoktur. Çünkü Anadolu'nun batı uçlarında bile Türklere ait olan ve çok eski zamanlara tarihlenen kalıntılar vardır derken Anadolu özel isim olduğu için büyük yazılmış, gelenek kesme işaretiyle ayrılmış. Özel isimden sonra gelen doğu, batı, kuzey, güney gibi yön bildiren sözcükler küçük yazılıyordu. Evet, Anadolu'nun batı uçları derken batının B'sinin küçük olması doğru. Ama Batı Anadolu demiş olsaydı o zaman B'yi büyük yazacaktı. Tekrar söylüyorum, özel isimden önce gelirse büyük, özel isimden sonra gelirse küçük yazıyoruz. Bu yüzden cevabımız C seçeneği oldu. 19. soru bir fiilimsi sorusu yine. Sıfat fiilin tanımı yapılmış, buna göre hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır diye sormuş. Sıfat fiil eklerini biz an, ası, mez, ar, dik, ecekmiş diye kodlamıştık arkadaşlar. A seçeneğine baktığımız zaman dönmeyen gemiler olduk açıktan derken gemilerin özelliğini bildiren dönmeyen sözcüğü en an sıfat fiili ekini alarak fiilimsi olarak kullanılmış. Yine dizenin devamında adımızı soran, arayan var mı derken yine adlaşmış sıfat fiiller kullanılmış. Soran ve arayan ifadesi. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, an en ekini karıştıracağınız bir şey yok. O yüzden gördünüz mü sıfat fiili yapıştırın an en ekinde. Yine B seçeneğinde ilk sevgiye benzeyen ilk acı derken benzeyen sözcüğü sıfat fiil. Yüreğimin yaktığı ateş derken yine ateşin özelliğini bildiren yaktığı sözcüğü sıfat fiil olarak kullanılmış. C seçeneğinde ekip biçtiğiniz toprak sizindir derken toprağın özelliğini bildiren biçtiğiniz sözcüğü yine sıfat görevinde kullanılmış. Ama D seçeneğinde coşarak sözcüğü fiilimsidir doğru ama sıfat fiil değil, zarf fiildir. Çünkü erek, arak eki zarf fiil ekidir ve bu sözcüğü zarf fiil yapmıştır. Bu yüzden cevabımız Denizli oldu. Geldik son soru, yine bir fiilimsi sorusu. Zarf fiillerin cümleye zaman ya da durum anlamı kattığının bilgisi verilmiş. Nasıl sorusuna cevap veriyorsa durum anlamı katar. Ne zaman sorusuna cevap veriyorsa da zaman anlamı katar. Örnekler üzerinde de görüyoruz. Çocuk koşarken düştü derken ne zaman düştüğünü bildirdiği için zaman anlamı katmış. Gençler doyasıya eğlendi derken nasıl eğlendiğini ifade ettiği için de burada durum anlamı katmış. Buna göre hangisinde durum bildiren bir zarf fiil kullanılmıştır diye soruyor. A seçeneğinde elektrik kesilince eski gaz lambasını yakmıştık derken gaz lambasını ne zaman yaktıklarından ne zaman yakmıştık? Elektrik kesilince zaman anlamı katmış. C seçeneğine baktığımızda okuldan çıkar çıkmaz soluğu atölyede alırdı derken ne zaman soluğu atölyede aldığından bahsetmiş. Ne zamanmış? Okuldan çıkar çıkmaz. Yine zaman bildiriyor. D seçeneğinde hepimiz horozlar öttüğünde gözlerimizi açtık demiş. Gözlerini ne zaman açtığını anlatıyor. Ne zaman gözlerini açıyormuş? Horozlar öttüğünde. Yine zaman anlamı katmış. Gelelim B seçeneğine. B seçeneğinde ne diyor? Simitten bir parça kopararak
martılara fırlattı. Martılara ne zaman fırlattığını değil, martılara nasıl fırlattığını anlatıyor. Nasıl fırlatmış? Bir parça kopararak fırlatmış. Dolayısıyla nasıl cevabı durum anlamı kattığını ifade etmiştik. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Evet sevgili arkadaşlar, Türkçe bölümünün sonuna geldik. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Diğer deneme sınavlarının çözümlerinde yine görüşmek üzere. Size başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Sayaç Eğitim Kurumlarından tarih öğretmeni Sema Gücüoğlu. Bu hafta İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimizin ilk sorusu Osmanlı Devleti'ni yıkılmaktan kurtarmak için yapılan çalışmalar içeriyor. Bir tablo vermiş ve demokratikleşme çalışmalarını da içermiş. 1839 Tanzimat Fermanı. Padişahın iradesiyle yayınlanan Tanzimat Fermanı ile azınlıkların var olan hakları yasal güvence altına alındı. 1856 Islahat Fermanı ile Müslümanların hakları azınlıklarla eşit hale getirildi. 1876 Birinci Meşrutiyet'in ilanı ile padişahın yanında bir de halkın seçtiği Osmanlı Mebusan Meclisi açıldı. 1908 II. Meşrutiyet'in ilanıyla padişahın meclisi açıp kapama yetkisi elinden alınarak kanuni esası tekrar yürürlüğe girdi demiş. Ve verilen tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sormuş. A şıkkı, Osmanlı Devleti siyasal rejimde değişiklik yaşamıştır. Evet arkadaşlar, normalde monarşi ile yönetilen devlet meşrutiyetin ilanıyla padişahın yanında bir de halkın seçtiği Osmanlı Mebusan Meclisi'ni kurmuş. Dolayısıyla meşruti yönetime geçmiş. B şıkkı, azınlıkların devlete bağlılığı artırılmak istenmiş. Bu bilgiyi de Müslümanların haklarıyla azınlık haklarının eşit hale getirmesinden ulaşabiliyoruz. C şıkkı, saltanat sistemine son verilmiştir diyor. 1 Kasım 1922'de saltanata son verilecek ki bize en son 1908'deki meşrutiyetten bahsetmiş. Zaten bu bilgiye buradan da ulaşamıyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Teyit amaçlı diğerine baktığımızda padişahın mutlak otoritesi sarsılmıştır diyor. Burada da gördüğünüz gibi padişahın meclisi açıp kapama yetkisi kaldırılmıştı. Yani otoritesi sarsılmıştı. Teyidimizi tamamladık. İkinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Burada Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü okullar var. Şema olarak vermiş ve bu şemada sivil okulları ayrı, askeri okulları ayrı vermiş. Verilen şemadan hareketle Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılabilir diye sormuş. A şıkkı, hangi okullardaki eğitimini yarım bırakmıştır? Zaten bir şema sorusu ki böyle bir bilgiyi bildiğimiz halde vermediği için ulaşamıyoruz. Hangi okulda eğitim alırken Mustafa ismini almıştır? Biliyorsunuz Selanik askeri rüştiyesindeyken Kemal ismini alıyor ama bu bilgiyi de zaten vermemiş. Hangi şehirlerde eğitim görmüştür diyor. Buna ulaşabiliyoruz. Selanik demiş, Manastır demiş, İstanbul demiş. Dolayısıyla C şıkkı doğru cevabımız arkadaşlar. Diğerini de teyit edelim. Hangi okula annesinin rızası olmadan gitmiştir? Yine askeri idadiye gizlice hazırlanıyor ama bu bilgiye de buradan ulaşamadığımız için diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü soru. Bu sözler Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz diye sormuş. Baktığımızda arkadaşlar aşağıda Mustafa Kemal ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir diyor. Ve Tevfik Fikret için ben inkılap ruhumu ondan aldım demiştir. Jean-Jacques Rousseau'dan etkilenerek egemenliğin kaynağını egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözüyle ifade etmiştir. Ziya Gökalp ile ilgili vücudumun babası Ali Rıza Efendi, fikirlerimin babası ise Ziya Gökalp'tir ifadesinde yer vermiştir. Bu sözler hangisinin göstergesi olamaz demişti. Farklı yazarlardan ilham aldığını gördüğünüz gibi Tevfik Fikret, Jean-Jacques Rousseau, Ziya Gökalp ulaşabiliyoruz. B şıkkı, fikir hayatının gelişimi açık olduğunun yine ulaştığımız bir bilgi. C şıkkı, yerli ve yabancı yazarları takip ettiğinin, bu da Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp yerli, Jean-Jacques Rousseau da yabancı yazardı. Takipte etmiş arkadaşlar. D şıkkı, özgün fikirlerinin bulunmadığının, zaten böyle bir bilgiye ulaşamıyoruz. Paragrafta da hiç bahsetmemiş. Doğru cevabımızı D olarak işaretleyip diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü soru Osmanlı Devleti'nin ekonomisiyle ilgili bir soru.
Sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç etmeye başladılar. Osmanlı toprakları uluslararası ortak pazara dönüştü. Osmanlı pazarları Avrupa'dan gelen ucuz ürünlerle doldu. İnsanlar ucuz ithal mallara yönelince malını satamayan yerli esnaf üretimini durdurdu. Böylece Osmanlı sanayisi yavaş yavaş çöktü. Açığı kapatmak isteyen yöneticiler halktan toplanan vergilerin miktarını artırmaya, yeni vergiler koyma gibi çarelere başvurdular. Buna göre Osmanlı Devleti yaşanan ekonomik sıkıntılara çözüm bulabilmek için gibi yöntemlerden hangilerini uygulamıştır diyor. Birinci öncül dış borçlanmaya gitme. Şimdi paragrafta böyle bir şeyden bahsetmemiş. Zaten bildiğimizde de Kırım Savaşı'nda ilk defa dış borcunu alıyor. Ama paragrafta bahsetmemiş. İkinci öncül sanayi tesisleri kurma diyor. Maalesef sanayi tesisleri kurmadığı için dış devletlerin açık pazarı olduğunu da söylüyor. Üçüncü öncül halkın gelirinden daha fazla pay alma demiş. Evet, bunu son paragrafa baktığımızda direkt görüyoruz arkadaşlar. Açığı kapatmak isteyen Osmanlı yöneticileri halktan vergileri artırarak ve yine yeni vergiler koyarak bunu kapatmaya çalışıyorlar. Üçüncü öncülü içeren B şıkkımız doğru cevabımız, işaretleyerek diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Beşinci soru, uzun bir paragraf sorusu gördüğünüz gibi. Soru köküyle başlayalım arkadaşlar. Buna göre Mustafa Kemal'in Sofya'daki faaliyetleriyle ilgili demiş. Çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Önemli bulduğumuz cümlelerin altını çizeceğiz. Mustafa Kemal Sofya'da askeri ateşe olarak görev yaparken memleketi yakından tanımak ve özellikle nüfuslu Türk azınlığı ile daha yakından ilişki kurmak çabasına girişti. Türklerin oturduğu bölgeleri dolaştı. Ayrıca bir parlamento rejiminin nasıl ilerlediğini de gözüyle görüp öğrenecekti. Mustafa Kemal meclisin balkonunda oturup görüşmeleri dikkatle izler, ileride yararlanmak üzere bu görüşmeleri incelerdi. Tıpkı bir savaş alanında askeri taktikleri incelediği gibi Mustafa Kemal Bulgaristan Türklerinde milliyetçi bir bilinç uyandırmak istiyordu. Bunun için elçilik yoluyla ilk Türkçe gazeteyi elinin altında bulunduruyor, haber ve yorumlara bu doğrultuda yön veriyordu demiş. Bizden ulaşılabilir olan bilgileri istediği için baktığımızda arkadaşlar kültürel çalışmalarda bulunduğu diyor ki bu ulaşabildiğimiz bir bilgi. Kültürel çalışmalar yapmış, gazeteden de yine çıkarabiliriz. İkinci öncülde ilk askeri deneyimini kazandı. Hayır arkadaşlar, biliyorsunuz 1905'te ilk asker görev yerine gidiyor ki onun öncesinde 31 Mart olayı, Trablusgarp Savaşı var. Üçüncü öncül farklı alanlarda gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yaptığı diyor. Burada da yine asker gibi diğerlerini de incelemesinden çıkarabiliyoruz. Birinci ve üçüncü öncülü kapsayan B şıkkı doğru cevabımız arkadaşlar. İşaretledik ve diğer sorumuza geçiyoruz. Altıncı soru, buna göre Birinci Balkan Savaşı'nın aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez demiş. Birinci Balkan Savaşı'nda kaybedilen yerlerde yaşayan Türkler topraklarını terk ederek İstanbul ve Anadolu'ya göç etti. Göç eden halkın barınma ve diğer ihtiyaçların karşılanması devlete ağır bir yük getirdi. Göç edenlerin konut, beslenme, sağlık gibi sorunları uzun süre çözülemedi diyor. Ki zaten Anadolu topraklarında nüfusun artmasına diyor. Buna ulaşabiliyoruz çünkü Anadolu topraklarında diğer Balkanlardan gelen insanlar yerleşiyorlar. A şıkkına ulaşabiliyoruz. B şıkkı Osmanlı Devleti'nin yüz ölçümünün değişmesine. Evet, Balkanlardaki savaşı kaybedince Balkanları da kaybetmiş oluyor. Dolayısıyla B şıkkına da ulaşabiliyoruz. Diğer azınlık vatandaşların haklarının genişletilmesine demiş. Bu buradaki bilgiden çıkarabildiğimiz bir bilgi olmadığı gibi azınlık haklarının genişletilmesi Tanzimat Fermanı ile başlayacak. Bu olayla ilgili değil. Teyit amaçlı D şıkkına bakıyoruz. Temel ihtiyaçların karşılanmasında zorluk yaşanmasına. Evet, bunu da yine devlete ağır bir yük getirmesi, göç edenlerin konut, beslenme, sağlık gibi sorunları uzun süre çözülemedi cümlesinden çıkarabiliyoruz. C şıkkımızı işaretleyip diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar.
Yedinci soru Trablusgarp Savaşı ile ilgili. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının kahramanca direnişiyle karşılaşan İtalya, Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak için 12 adayı işgal etti. Ayrıca Çanakkale Boğazı'nı abluka altına aldı. Böylece zor durumda kalan Osmanlı Devleti aynı günlerde Balkan Savaşları'nın da başlaması üzerine İtalya ve Uşi Antlaşması'nı imzaladı. 1912 yılında yapılan bu anlaşmayla Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya verilirken 12 adada geçici olmak üzere yine bu devlete bırakıldı demiş. Ulaşılamaz olan bilgiyi istediği için bizden. A şıkkına bakıyoruz arkadaşlar. Başkentin güvenliğini sağlamak için Trablusgarp'ı bırakmak zorunda kalmıştır. Evet, Trablusgarp ve Bingazi İtalya'ya verilmiştir bilgisinden çıkarıyoruz arkadaşlar. Komutanların başarılı savunmalar yapması Kuzey Afrika'daki varlığını korumaya yetmemiştir. Evet, Trablusgarp Kuzey Afrika'daki son toprak parçamızdı. Ama maalesef Balkan Savaşları'ndan dolayı Uşi Antlaşması'yla kaybettiğimiz bir yer oluyor. O yüzden bu bilgiye de ulaşabiliyoruz. C şıkkı aynı anda iki farklı bölgede savaşmayı göze alamamıştır. Bunu da Trablusgarp Savaşı'ndayken Balkan Savaşları'ndan dolayı yine Uşi Antlaşması'nı imzalamasından ve bazı haklarından feragat etmesinden çıkarabiliyoruz. D şıkkı sömürgeci faaliyetlere karşı Kuzey Afrika topraklarını Balkan devletlerine emanet etmiştir. Hayır arkadaşlar, bu bölgeleri kaybetmiştir ama Balkan devletlerine değil İtalya'ya vermiştir. Dolayısıyla D şıkkını işaretleyip 8. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Selanik Askeri Rüştiyesi o dönemde disiplinli ve üstün eğitimiyle tanınmış bir okuldu. Mustafa bu okulda özellikle matematik dersinde başarısıyla kısa zamanda öğretmenlerinin dikkatini çekti. Bunlardan matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Bey bir gün ona "Senin adın da Mustafa, benim de. Arada bir fark olmalı. Senin adının sonunda bir de Kemal koyalım." diyerek ona olgun anlamına gelen Kemal ismini hediye etti. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Birinci öncülümüz öğretmenlerinin takdirini kazandı. Evet arkadaşlar, bu bilgiye matematik dersindeki başarısıyla dikkat çekmesinden ulaşabiliyoruz. İkinci öncül Kemal adını ortaokul yıllarında aldı. Evet, burada da yine Kemal adının verilmesinden ulaşabiliyoruz. Üçüncü öncül askeri okula sınav ile giriş yaptı. Normal şartlarda bildiğiniz üzere sınavla giriş yapıyor ama bu bilgiden bahsetmediği için B şıkkı birinci ve ikinci öncülü kapsayan doğru cevabımız. Dokuzuncu soruya geçiyoruz. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'nde okuduğu yıllarda özellikle Fransızca üzerinde duruyordu. Dil bilgisi ilerledikçe Fethi Bey ona Fransız yazarlarından ve onların kitaplarından bahsediyordu. Özellikle düşünürlerin kitaplarını okudukça bu iki arkadaş ülkelerini ilgilendiren sorunlar üzerinde tartışıyorlardı. Bu tartışmalarda Mustafa Kemal ders kitapları dışında okuduğu kitaplardan edindiği bilgileri de arkadaşlarına aktarıyordu. Yaptığı bu çalışmalar Mustafa Kemal'in aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisiyle ilişkilendirilemez demiş. Şimdi paragrafı okuduğumuzda ileri görüşlülüğüne dair herhangi bir bilgi vermemiş. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Teyit amaçlı diğerlerine bakalım. Liderlik edindiği bilgileri arkadaşlarına aktarmasından ulaştığımız bir bilgi. Vatanseverlik yine burada bahsedilmiş. Fransızca üzerine çok yönlülük, hem kitap okuması hem düşünürlerin kitaplarını okudukça ülkeyle ilgilenmesinden ulaştığımız bir bilgi. Teyidimizi tamamlayıp arkadaşlar 10. sorumuza geçiyoruz. Son sorumuz Fransız İhtilali ile ilgili bir soru. Buna göre Türkçülük fikrini savunanların aşağıdakilerden hangisine karşı oldukları söylenebilir demiş. Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik fikri bir yandan azınlık isyanlarına, diğer yandan da bir kısım Osmanlı aydınlarında Türkçülük fikrinin doğmasına zemin hazırladı. Bu fikri savunan aydınlar Türk topluluklar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine önem veriyorlardı. O zaman Türkçülük fikrini savunanların hangisine karşı oldukları söylenebilir bilgisine baktığımızda çok uluslu devlet modeline demiş. Çok uluslu devlet modeli dediğimiz şey imparatorluk karakterini savunduğu için dolayısıyla bu şıkka ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. Bu haftaki bütün sorularımız bitti. Diğer sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kolaylıklar arkadaşlar.
Merhaba arkadaşlar, ben Gündem Yıldız. İngilizce denemelerimizi birlikte çözmeye devam ediyoruz. Hemen birinci soruyla başlayalım. Bakalım bizden ne istemiş? Richard, I like spending time with my friends. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi severim. We usually go camping and cycle. Genellikle kampa gideriz, bisiklete bineriz demiş. We sometimes go to amusement parks. Yani bazen eğlence parklarına gideriz. Luna Park gibi arkadaşlar. Taylor, I have a great time with my buddies. Arkadaşlarımla harika vakit geçiriyorum. We go to science fairs, watch movies and ride a bike. Bilim fuarlarına gidiyoruz, film izliyoruz ve birlikte bisiklete biniyoruz diyor. Bakalım bizden ne istemiş? Choose the activity that Richard and Tyler enjoy doing together. Richard ve Tyler'ın birlikte yapmaktan keyif aldığı aktiviteyi seçin. Hemen bakalım arkadaşlar. Birlikte yapma ama ikisinin de ortak birlikte yaptığı aktivite ne olabilir? A. Kimin sevdiği bir aktiviteydi? Bilim fuarı. Tyler'ın. B. Luna Park'a gitmekten hoşlanan Richard'tı. C. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Çünkü Richard diyor ki camping and cycle, gördünüz mü? Hem kamp yapmaya hem de bisiklete bindiklerini söylüyor. Taylor da şöyle söylüyor. Ride a bike. Bisiklete biniyoruz. Aslında ikisi de aynı şey. O yüzden ikisini de ortak yapmaktan hoşlandığı aktivite bisiklete binmekmiş. Devam edelim. İkinci soruya geçtik arkadaşlar. Ne diyor bize? The researcher Dr. Light conducted some research about how teenagers preferred spending time with their friends. 100 teenagers answered the question. Here are the results. Araştırmacı Dr. Light diyormuş ki gençlerin arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi nasıl tercih ettiklerine dair bazı araştırmalar yaptık. 100 genç soruları cevapladı. Sonuçlar burada diyor. According to the results, sonuçlara göre which of the following is correct? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Hemen bakalım. A ne demiş? Teens like seeing plays at theaters most. Yani diyor ki gençler en çok tiyatroda sahne görmeyi seviyor. Bakalım. Sahne, theaters yani sarı dilime bakalım arkadaşlar. Çok da düşük bir dilim gördüğünüz gibi. Hatta en düşük dilime sahip %5'lik bir dilim değil. B'ye bakalım. More than half of them enjoy going to a cafe. Kafe. Yarısından fazlası kafeye gitmeyi seviyormuş. Bakalım kafe olan hangisiymiş? Pembe dilimli olanmış arkadaşlar. Evet doğru. %52 gibi bir oranı var. Doğru cevap B arkadaşlar. Diğerlerini de çevirelim. Ne demiş? Listening to live music at concerts is the least popular activity. Konserde canlı müzik dinlemek en az popüler aktivitedir diyor. D de demiş ki amusement parks are as popular as concerts. Eğlence parkları konserler kadar popüler. Arkadaşlar burada şu S ve S'i görüyor musunuz? İngilizce'de mutlaka bilmeniz gereken kalıplardan biridir. Nedir bu SS kalıbının? Bu kalıbı mutlaka öğrenmeniz lazım. S için, olarak, gibi anlamlarında kullanılırken S da nokta 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 S şeklinde de kullanılıyor arkadaşlar. Aşağıdaki örnekteki gibi karşılaştırma cümlelerinde kullanıyorlar. Neydi? Tekrar bakalım. Neyi karşılaştırmıştı arkadaşlar? Amusement parks are as popular as concerts. Concerts. Eğlence parkları konserler kadar popüler anlamı veriyor. Bu yüzden bu SS'i unutmuyoruz. Her zaman karşınıza çıkabilecek. Hatta her sınavda karşınıza çıkabilecek. TOEFL gibi sınavlarda bile sık sık karşınıza çıkabilecek bir kalıp arkadaşlar. Ve geçiyoruz 3. soruya. Ne demiş? Pardon.
Selin. Hi friends, what are you doing this Sunday? Bu pazar ne yapıyorsunuz diyor. Would you like to go to our school science exhibition? Okulumuzun diyor bilim sergisine gitmek ister misin diyor. Bilim sergisi varmış. Read these responses below. Aşağıdaki yanıtları oku. Who refuses Celine's invitation with no excuse? Yani mazeret göstermeden, no excuse. Celine'in davetini hiçbir mazeret göstermeden reddeden kim? Hemen bakalım. A'ya bakalım. Anderson. Sounds awesome. Kulağa harika geliyor. But I can't make it on Sunday. Yapamazmış. Ama bir açıklama, bir mazeret göstermemiş arkadaşlar. Aslında cevabımız A şıkkı. Biz diğerlerini tekrar çevirelim. Kalıpları öğrenmek adına. Julia, it's a good idea. Bu harika bir fikir. But I have a science project to finish. Bitirmem gereken bir bilim projem var. Martin, I would love to, but I can't. Çok isterim fakat yapamam. I must help my dad with the housework. Ev işlerinde babama yardım etmeliyim. John, that would be great. Muhteşem olur diyor. But I have an appointment. Harika olurdu ama randevum var diyor. Arkadaşlar, Martin'in cümlesindeki must kalıbını gördünüz. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Aslında bu da bilmeniz gereken modal verbs'lerden biri. Nedir arkadaşlar must? Modal verbs dediğimiz zorunluluk, gereklilik ya da olasılık belirten yardımcı fiillerden biridir arkadaşlar. Tüm modal verb'lerde olduğu gibi must ve olumsuzu must not, yani mustn't, yardımcı fiillerinden sonra fiilin yalın hali kullanılıyor. Must Türkçe'ye çevirdiğimizde cümleye genelde şu anlamı verir. Meli, malı. Aynı zamanda tavsiye verirken de biz should kullanıyorduk ya, should yerine de kullanılır. Tahmin ve tavsiye cümlesi için de kullanabiliriz must'ı. Örneğin, we must say, neyse yazalım. We must save up some money. Burada diyor ki arkadaşlar, biz para biriktirmek zorundayız. Ya da you must brush your teeth. Dişlerini fırçalamalısın. Biz para biriktirmek zorundayız veya biz dişlerini fırçalamalısın. Must not ise yasak bildiriyor arkadaşlar. Ama yine de tavsiye verebiliriz bu kalıpla. Örneğin, ona da bir örnek verelim. Mustn't'a. You mustn't smoke on a bus. Ne diyor arkadaşlar? Otobüste sigara içemezsin. O zaman bana şunu sorabilirsiniz. Must'la should farkı ne? İkisi de tavsiye vermek için kullanılabilir ama should must'a göre daha yumuşak bir ifadedir arkadaşlar. Cümlede must varsa olması gereken şey ya acil ya da zorunlu olduğunu, yani cümlede must varsa ya acil ya da zorunlu olduğunu anlarız. Örneğin, you must brush your teeth dedik. Şunu da diyebiliriz. You should brush your teeth. İkisi de aynı anlama geliyor aslında. Fakat birincide daha güçlü bir zorunluluk var. İkinci cümlede kişi kendi görüşünü belirtiyor. İkinci görüşte should girerse işin içine şöyle oluyor arkadaşlar. Dişlerini fırçalarsan senin için daha iyi olur sanki.
Yumuşak bir tavsiye verirken bunu kullanırız. Must ve should arasındaki fark da böyleydi. Gelelim dördüncü sorumuza. According to the conversation, which of the following is correct? Diyaloğa göre, yani konuşmalara göre aşağıda hangisi hangisi doğrudur diyor. Ne demiş? Winona. Hi Harlot, Matilda and I are going to the book fair tomorrow. Would you like to join us? Bize katılmak ister misin? Nereye gidiyorlarmış Matilda ve o? Kitap fuarına. O da diyor ki Harlot, hello, that sounds great. I'm busy in the morning, but I can't refuse it. Kulağa harika geliyor ama diyor sabah meşgulüm. Fakat bunu reddedemiyor. Neden? I will have a chance to meet my favorite author. En sevdiğim yazarla tanışma şansım olacak diyor. Can you text me the detail please? Detayları gönderir misin lütfen? Bana yazar mısın lütfen? Winona diyor ki sure, I will send it in a minute. Bir dakika içinde göndereceğim. See you tomorrow. Yarın görüşürüz. Hangisi doğru bir bakalım arkadaşlar. A. Arlet demiş ki Arlet refuses the invitation without an excuse. Arlet daveti mazeret göstermeden reddediyor. Cevabımız bu değil. Doğru değil. Mazeret göstermediği doğru değil. B. Arlet accepts the invitation and wants extra information. Daveti kabul ediyor ve ekstra bilgi istiyor. Evet arkadaşlar, cevabımız bu. Hem kabul ediyor hem de ona ayrıntıları mesaj göndermesini istemişti. Devam edelim. Matilda and Winona aren't going to the book fair together. Matilda ve Winona kitap fuarına birlikte gitmeyecekler. Bu da doğru değildi. The book fair is the morning, so Arlet can't make it. Kitap fuarı sabah olduğu için Arlet gelemiyor diye çeviriyor arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. I have a close, Sally ne diyor bize? I have a close friend called Janet. Janet neymiş? Janet'ın bir yakın arkadaşı varmış. Our relationship is very strong. Bizim ilişkimiz diyor çok güçlü. She is always there for me when I need her. Ona ihtiyacım olduğu her zaman yanımda. I can tell my secrets to her and she keeps them. Ona sırlarını anlatabiliyormuş ve onları saklarmış. We spent Sundays together. Pazar günlerini birlikte geçiririz. We go to a cafe and chit chat. Ne yapıyorlarmış? Kafeye gidip sohbet ediyorlarmış. We sometimes see a movie. Bazen de film izliyorlarmış. Bazı zamanlar. We both love romantic comedies. İkisi de romantik komedi seviyorlarmış. She is just like a sister to me. O benim kız kardeşim gibi diyor. Kız kardeş gibiyiz diyor. I am lucky to have her. Ona sahip olduğum için şanslıyım. According to the text, Sally ne demiş arkadaşlar? Diyor, konuşmaya göre, sohbete göre Sally has a similar interest with Janet. B. And Janet are sisters. Kardeş gibi olduklarını söylüyor ama kardeş değiller aslında. Cevabımız bu değil. Spends all her time with Janet. Bütün zamanlarını birlikte geçirdiklerini söylüyor ama cümlede ne zamanmış? Sundays. Cuma, pazar günlerini birlikte geçirdiğini söylüyor. D. Sometimes disagrees with Janet about movies. Bazı zamanlarda film konusunda
katılmadığını söylüyor, anlaşamadıklarını söylüyor. Arkadaşlar burada cevabımız has similar interests with Janet. Birçok ortak yanlarından bahsediyor. Onunla ilişkisinden, neler yaptıklarından, nelerden hoşlandıklarından. Mesela We Both Love Romantic Comedies gibi. Burada doğru cevabımız A şıkkı. Has similar interests with Janet. Gelelim 6. soruya. Which of the following is the correct order to complete the blanks? Boşlukları doldurmak için aşağıdakilerden hangisi doğru sıralamadır? Şimdi ilk tabloya bakalım. A good friend is. Bir iyi arkadaş nasıl olmalı sizce? Reliable demiş, güvenilir. Honest demiş, dürüst. Bir de demiş ki a good friend is not. Nasıl olmaz, nasıl değildir? Sneaky, sinsi. Arrogant, kibirli. Ne istemişti bizden? Boşlukları doldurmak için aşağıdakilerden hangisi doğru sıralamadır demişti. Arkadaşlar burada doğru cevabımız C şıkkı. Öncelikle onu çevirelim. Sonra da sizin için kelimeleri çevirmeye devam edeceğim. Doğru cevap C arkadaşlar. Ne? Tactful. İncelikli, düşünceli. Amusing. Eğlenceli. Yani ilk ikisi de olumlu gördüğünüz gibi. Nasıl olmalıdır? Böyle olmalıdır. Yani incelikli, düşünceli ve eğlenceli. Nasıl olmamalıdır? Bad tempered, kötü huylu. Jealous, kıskanç. Böyle de olmamalıdır. Doğru sıralama bu. Diğerlerine bakalım. Diğer kelimeleri biliyor muyuz? Ya da bilmediklerimizi not alalım lütfen. A'da da diyor ki helpful, yardımsever, kind, kibar, loyal, sadık, aggressive, agresif. B, stubborn, inatçı. Laid back, sakin, supportive, destekleyici, funny, komik. D'ye bakalım, determined, azimli, understanding, anlayışlı, unreliable, güvenilmez, generous, cömert. Bunları da not aldıysak bir diğer sorumuza geçebiliriz. According to the information above, why did Liam write this email? Liam bu e-postayı neden yazmış? Hemen e-postaya bakalım ne diyor bize. Dear Edward, sevgili Edward, thanks for your kind invitation. Davetin için kibar olduğunu ve teşekkür ettiğini söylüyor. It would be great to see our relatives again after a long time. I can't miss this opportunity. Uzun bir aradan sonra akrabalarımızı yeniden görmek çok güzel olurdu. I can't miss this opportunity. Bu fırsatı kaçırmam. Can anyone pick me up from the airport? Biri beni havaalanından alabilir mi? Pick me up. Almak arkadaşlar. Birini bir yerden almak. My plane arrives at 7 p.m. Uçağı 7'de varıyor diyor. Bye Liam. Ne demiş arkadaşlar? Liam e-postayı neden yazdı? Hemen bakalım. To learn the location of the event. Olay yerini öğrenmek için. Hayır, böyle bir bilgi görmedik hiç. Give information about his relatives. Yakınları hakkında bilgi vermek için. Bu da değil. Organize a family reunion. Aile birleşimi düzenlemek için. Hayır, bu düzenlenmiş. Bir davete davet edilmişti zaten. Ve to ask for help. Yardım için sormak. Yardım sormak için. Yani beni havaalanından biri alabilir mi diye sormak için e-mail yazmıştı. O yüzden cevabımız D şıkkı. Sekize bakalım. Eva invites her friends to her sister's wedding party on Saturday evening. Below you'll see her friends' responses to Eva's invitation.
Ev arkadaşlarıyla cumartesi akşamı kız kardeşinin düğününe gidiyor. Aşağıda onun arkadaşının Eva'ya verdiği yanıtları görüyorsunuz. Peki bizden ne istiyor bu yanıtlardan sonra? Who refuses the invitation because she has a plan with her relatives? Akrabalarıyla planı olduğu için daveti reddeden kişi kim? Bunu öğrenecekmişiz. Sofia ne demiş? Thanks, but I am going to attend a meeting with my project partners. Proje arkadaşlarımla bir toplantıya katılacağım diyor. Mia, I would love to, but I can't. Çok isterim fakat yapamam, gelemem. I have to look after Amanda's daughter. Amanda'nın kızına bakmam gerekiyor. Have to. Biliyorduk arkadaşlar. Bu kalıbı artık bir kere daha anlatmayacağım ama hemen üstünden geçelim. Have to neydi? Zorunluluk. Zorunluluk arkadaşlar. Bir şeyi yapmak zorunda olmak. Have to. Amanda'nın kızına bakmam gerekiyor. Gereklilik. Bakmak zorundayım. Charlotte. Thanks for the invitation. Davetin için teşekkürler. I will come to meet my cousin Isabella. Kimle gelecekmiş arkadaşlar? Kuzeni Isabella ile gelecekmiş. Evelyn, sounds great. But we have a family dinner on that day. Planı olduğu için daveti reddeden kişi kimmiş arkadaşlar? Evelyn. Neden? O gün arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyecekmiş. 9. soruyla devam edelim. Dear Shirley, I'm organizing a graduation party for my cousin on July 6th. How about joining us? Diyor ki arkadaşlar, kuzenim için diyor bir mezuniyet partisi düzenliyorum. Ne zamanmış? Temmuz'un 6'sında. Bize katılmak ister misin? I hope you can come. Umarım gelirsin. Gelebilirsin. Olivia. In the email above, there is no information about the nokta 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 event. Yani diyor ki arkadaşlar, bu mailde diyor, hangi aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi yok. A'ya bakalım. Inviter. Davetçi. Cevabımız bu değil. B. Invitee. Davetli. Bu da değil. Çünkü bunlarla ilgili davet edilen de belli. C'ye bakalım, place. Cevabımız place arkadaşlar. Çünkü mekanla ilgili bir bilgi vermemiş. D, date, tarih de belli arkadaşlar. July 6 demişti. Cevabımız C, mekan yok. Ve geldik son sorumuza. Ne diyor? According to the conversation above, Barbara does not order a... Hemen bir diyaloğu okuyalım. Waitress. Waitress ne demek arkadaşlar? Bayan garson. Hello, welcome. Can I take your order please? Siparişinizi alabilir miyim lütfen? Barbara. Hi, I would like the tomato soup. Domates çorbası istiyorum. Carrot salad. Havuç salatası. And grilled steak. Yani ızgara biftek. Waitress de yani bayan garson da diyor ki everything else, başka bir şey var mı? A slice of chocolate cake, bir dilim çikolatalı kek lütfen. Waitress, okay, your order will be ready in 20 minutes. Yani diyor ki siparişiniz 20 dakika içinde hazır olacak. Arkadaşlar burada aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir bilgi geçmemiş? Ne demiş? A. Beverage. Cevabımız A şıkkı. Beverage arkadaşlar içecek. İçecekle ilgili bir sipariş alım almadı, vermedi de. Peki main course neydi? Ana yemek. Starter, başlangıç. Dessert, tatlı. Evet. İçecekle ilgili bir siparişimiz yok. Doğru cevabımız A şıkkı. Oldukça da kolay bir soruymuş arkadaşlar. Bu tarz sorular sıkça karşımıza çıkacaktır. Bugünlük denememiz burada bitti. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.